Öncelikli olarak Hasan Kamil hocama çok teşekkür ediyorum davetleri için. Ben ilk kez değil, mükerrer şekilde konuk oluyorum İzmir Online Neurosurgery platformuna. Bu konuyu, bugün anlatıyor olacağım konuyu sizlerle paylaşma şansı verdiği için de bana Hasan Kamil hocama dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak katılan bütün hocalarımıza, bütün meslektaşlarımıza içtenlikle selamlıyorum. Günün bu saatinde yorgun argın katılarak sunumu dinlemeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha da uzatmadan ben konuya girmek isterim. Bugün size yüksek riskli meningiyomlar konusundan bahsediyor olacağım. Eminim hepinizin kafasından geçiyordur yüksek riskli meningiyom da ne olsun, ne olacak diye. Bunu isterseniz size ben bölüm bölüm, basamak basamak anlatmaya çalışayım. Çünkü bu konuyu mümkün olduğu kadar ittirmeye çalışıyorum. Bunun bir kavram olarak beyin cerrahisinin içine girmesini, oturmasını sağlamaya çalışıyorum belli bir süredir. Yüksek riskli meningiyom da neymiş? Her şeyden önce meningiyom da neymiş diye bir konuşmaya başlayalım isterseniz. Meningiyom kelimesinin kökenine iniyor olduğum zaman biliyorsunuz meningiyom kelimesinin ilk kuruluşu, ilk ortaya çıkışı Harvey Cushing'e dayanıyor. Harvey Cushing 1922 yılında Cambridge'de Cavendish Lecture diye bahsedilen o ünlü dersi anlatıyorken 1922'de beyin zarlarından kaynaklanıyor olduğu bu tümörleri bir konu olarak ele almış. Arkasından da 1938 yılında Louis Eisenhardt'la birlikte o ünlü meningiyomlar konusundaki ilk büyük ve büyük yankı uyandıran kitabı yayınlamıştı. 1922'de bu tümörleri ilk defa meningiyom olarak isimlendirdikten sonra ki o zamana kadar bu tümörler dural endotelyom falan gibi çok farklı isimlerle tutulmaya, isimlendirilmeye çalışılıyordu. Bu konuda bir fikir birliği, bir isim birliği yoktu. Cushing bu konuda oldukça da politik bir şekilde meningiyom ismini 1922 yılında verdi. Fakat 38 yılındaki kitabının içini okuduğunuz zaman kitapta şunu fark ediyorsunuz. Cushing diyor ki ben bu tümörleri kökan alıyor oldukları hücrelere göre isimlendirmeye kalksam bu konuda zaten aramızda kavga ediyoruz. Hiçbir şekilde bir araya gelmemiz imkanı olmayacak. Yer ismi versem bunlara mesela köşe tümörleri gibi ya da ne bileyim vestibüler şu anlamları köşe tümör olarak isimlendirdiğimiz gibi bunlara bir anatomik bölge ismi versem bu da uygun olmayacak. Çünkü bunlar beynin çevresinde duranın yerleşiyor olduğu neredeyse her taraftan çıkabilen son derece yerleşim yerleri heterojen olan tümörler. Dolayısıyla anatomik yerleşim ismi de uygun olmayacak demiş. Fakat ben bunlara hepsi de leptomeningslerden köken alıyor oldukları, leptomeningslerde yerleşiyor oldukları için bunlara histolojik bir isim vereyim, bunlara meningiyom kelimesini vereyim demiş. Yani bugün bizim glial tümörler dediğimiz gibi. Yani anlayacağınız glial tümörlerin içinde aynen astrocitomlar, oligodendrogliomlar, glioblastomlar, çocukluk çağının tümörleri vesaire farklı farklı tümörler olduğu gibi meningiyom dediğimiz kavramın içi de farklı farklı tümörler tarafından oluşturulmuş büyük bir şemsiye tanı bu. Buna şaşırmamak gerekli. Ta 1900'lerin başlarında resimde sağ tarafta Percival Bailey'i görüyorsunuz. Sol tarafta da Paul Bussy var. Paul Bussy patolojinin çok dev isimlerinden bir tanesi. Sağ tarafta gördüğünüz Percival Bailey de şeyle birlikte, Cushing'le birlikte ilk defa beyin tümörlerinin sınıflamasını oluşturan kişi. Arkasından oligodendrogliyom, bugün bildiğimiz oligodendrogliyomun ilk defa ismini veren patolojinin ve aynı zamanda beyin cerrahisinin çok büyük devlerinden bir tanesi. Bu ikisi 1931'de yayınladıkları meningiyomlar, daha doğrusu meningiyom diye bahsediyorduğumuz tümör konusundaki çalışmada diyorlar ki bunların lipomatöz, fibroblastik, meningotelial, işte anjioblastik, melanositik, hatta sarkomatöz tipleri olabiliyor. Yani bunlar ayrı ayrı, birbirinin ayrı ayrı antiteler ve bu antiteleri biz meningiyom ismi altında topluyoruz. Ama Cushing'e hak veriyoruz, bir ortak bir fikir birliği için bunları meningiyom olarak isimlendirmekte yarar vardır. Fakat bunlar ayrı antitelerdir, bir arada incelenen ayrı antitelerdir diye altını çizerek konuyu devam ettiriyorlar. Fakat bu bilgi vakit içinde nesilden nesile aktarılırken büyük ölçüde geri plana düşüyor. 1957 yılında Simpson'ın meningiyomlar konusundaki o önemli çalışması önümüze geldiği zaman biz meningiyomlarda tek önümüzde olan engelin
iyi bir rezeksiyon, agresif bir rezeksiyon olduğuna ikna oluyoruz. Ve diğer bütün detayları çok daha geri planda, çok daha arka planda görmeye başlıyoruz. Simpson diyor ki bu tümörleri iyi bir cerrahi ile çıkarttığınız zaman, yani yapışıyor oldukları durayı da çıkarttığınız, altında hiperostoz yapıyor oldukları kemiği de birlikte çıkarıyor olduğunuz zaman bunlar rekürans ihtimallerini çok belirgin şekilde azaltabilirsiniz diyor. Yani rekürans cerrahi bağımlıdır diyor. Cerrahinin kalitesiyle ölçülür diyor. Ama 1990'lara geliyor olduğumuz zaman meningiyomlar konusundaki bilinen belki en büyük isimlerden bir tanesi olan Osama El-Mefti'nin 1990'da Cushing'in kitabından sonra meningiyomlar konusundaki ikinci köşe başı yayını olan meningiyom kitabı çıkıyor olduğu zaman iki Fransız yazar burada meningiyomlardaki reküransı tekrar bir gözden geçiriyorlar. Ve meningiyomlardaki reküransın üç tane ayrı faktör tarafından belirlendiğinin bir kere de altını çiziyorlar. Birincisi tabii ki Simpson'a atıfla cerrahi alanda bırakılan tümör hacminin, tümör miktarının rekürransın en önemli belirleyicisi olduğunu bir kere daha söylüyorlar. Ama bir yandan da söylüyorlar ki çok odaklı hastalık da olabilir. Meningiyomlar multifokal, çok odaklı, farklı odaklarda gelebiliyorlar. Bu çok odaklı hastalık da rekürans önemli nedenlerinden bir tanesidir. Ve de diyorlar altını çizerek bu rekürans olayında meningiyom biyolojisinin agresifliği bizim açımızdan son derece önemli bir faktördü diyorlar. Hatta o zamanki çalışmalarında bu agresifliği üçe bölerek numerik yani sayısal analizler de yapıyorlar. Diyorlar ki işte yavaş büyüyen tümörleri işte 10 seneden sonra görürsünüz. Ortalama büyüyen tümörleri 5 sene civarında tekrarladıklarını görürsünüz. Hızlı büyüyen tümörleri 2 seneden önce görürsünüz gibi diyorlar. Ve tekrarlama paternlerini de ayırıyorlar birbirinden. Lokal yani tümörün ilk çıktığı yerde tekrarlama, bunun çevresindeki tekrarlama ya da uzak tekrarlama gibi farklı tekrarlama paternleri olabileceğini söylüyorlar. Şimdi bu noktaya geldiğimiz zaman insanlar yani beyin cerrahisi ailesi bundan şöyle bir çıkarım yapıyor. Bir meningiyomu siz ameliyat ettikten sonra tekrarlamaya kadar geçecek olan zaman geride kalan tümör miktarı, tümörün çok odaklı olup olmaması ayrıca tümör biyolojisi tarafından belirlenen bir ortak fonksiyondur. Bunların içinde bunları numerik değerler olarak koyduğunuz bir fonksiyon yazdığınız zaman sonra da sizin tümörün ne kadar zaman sonra tekrarlayacağını tahmin edebilirsiniz diyor. Fakat 1970'lerde büyük bir gelişme oluyor. Bir beyin cerrahı Gamma Knife dediğimiz aleti ortaya çıkıyor. Lars Leksell, İsveç kökenli Lars Leksell ilk defa Gamma Knife makinesini ortaya koyuyor. Onun öğrencilerinden yine İsveçli Olaf Backlund da 1971 yılında ilk defa bir meningiyom tedavisi için bu gamma teknolojisini kullanmaya başlıyor. Arkasından da bizden önceki jenerasyon, bizim bir büyük jenerasyonumuzun yani böyle taparcasına keyifle okudukları Advances and Technical Standards in Neurosurgery diye bir küçük seri vardı Springer'den çıkan. O seride bunun 6. sayısında bir gamma knife nasıl kullanılır beyin tümörlerinde diye bir yazı yazıyorlar ve meningiyomları bununla tedavi etmeyi uğraştıklarını söylüyorlar. Yıllar geçiyor üzerinden. 20 sene geçiyor. Yine sol tarafta resmini görüyor olduğunuz El-Mefti'nin bu meningiyomlar kitabında kitabın içinde yine Karolinska'dan gelen, İsveç'ten gelen Ladislav Steiner orta resimde görüyorsunuz ve onun bir jenerasyon sonrası Christer Lindquist o zamana kadar ki Stockholm'daki, İngiltere'de Sheffield'a gitmişti ikinci Gamma Knife makinesi oradaki ve Buenos Aires'teki bütün hasta datasını toplayarak 110 hastalık bir serinin sonuçlarını yayınlıyorlar Gamma Knife tedavisi konusunda bu kitapta. Bu neden önemli biliyor musunuz? Bu hastalığın biyolojisini bizim modifiye edebilmemiz için bir silah elimize geçiyor anlamına geliyor. O zamanlar tedavi edilen, bu Gamma Knife'la tedavi edilen meningiyomlar tabii ki o zamanlar cerrahi olarak dokunamadığımız ya da cerrahi olarak uzak durmaya çalıştığımız meningiyomlar oluyorlar. Cavernosus meningiyomları öncelikle. Cavernosus meningiyomlarındaki başarı yalnız vakit içinde çok net bir şekilde görülüyor. Bu tedavi, bu meningiyomu ortadan kaldırmıyor fakat tümörün büyümesini dizginleyebiliyor, tümörün büyümesini engelleyebiliyor. Yıllar içinde bu o kadar belirgin, o kadar net bir şekilde ortaya konuyor ki insanlar bunu da yanlarına alarak yani bu Gamma Knife teknolojisini de yanına alarak beyin cerrahları artık hibrit stratejiler geliştirmeye başlıyorlar. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi yine kavernosinüs meningiyomları.
Kavernes meningiyomlarında bizim kliniğimizde 2000'li yılların başında bu meningiyomların kafa içinde kitle etkisi oluşturan büyük bir kısmının tıraşlanması, fakat kavernes içindeki kısmına girmeden bu kısmını geride bırakılarak buraya gamma knife tedavisi yapılması şeklinde bir hibrit stratejiyi savundu. Bu yıllar içinde o kadar dünyada kabul gördü ki yine Karolinska'dan sonraki jenerasyonlarda gelmiş olan Tiet Mathiesen buna bir isim taktı. Simpson 4 gamma. Simpson 4 gamma şu anlama geliyor. Simpson 4 biliyorsunuz subtotal cerrahi demek meningiyomda. Fakat Simpson 4'ün üzerine gamma tedavisi, gamma knife tedavisi ekliyor olduğunuz zaman sağ taraftaki grafikte de net olarak görebileceğiniz gibi subtotal cerrahideki düşük kontrol oranlarını bir anda gross total cerrahideki kontrol oranlarına çıkarabiliyorsunuz. Yani hastalığın lokal tekrarlama biyolojisini modifiye edebiliyorsunuz. Hastalığı dizginleme şansınız oluyor. Bu şu anlama geliyor. Simpson'ın söylemiş olduğu bize geride tümör bırakma, mümkün olduğu kadar agresif davran stratejisini bir şekilde beyin cerrahlarının yaratmış olduğu, beyin cerrahlarının elindeki aletlerden bir tanesini modifiye edebilme imkanımız olduğunun altını çiziyor. Biz klinikte bu stratejiyi kullanmaya başladıktan sonra bu konuda çok büyük heyecan duyduk. Ve kavernösünüz içinde gördüğümüz meningiyomları tedavi ettiğimiz gibi aynı stratejiyle bizim için çok büyük problem oluşturan parasagittal bölgede superior sagittal sinüse infiltre etmekte olan parasagittal meningiyomların, false meningiyomların da aynı şekilde subtotal cerrahi ve arkasından gamma knife'la tedavi edebileceklerini savunan yazılar yazdık. MFT'nin Controversies kitabında Necmettin Hocam, Selçuk Hocam'la birlikte böyle bir chapter'ı çok da inançlı bir şekilde yazdık. Fakat vakit içinde gerçekten çok ciddi şekilde burnumuz sürtüldü bu konuda. Bu ne demek? Bakın buradaki grafiklerde bizim parasagittal bölgede superior sagittal sinüs invazyonu yapan hastalarda gamma knife tedavilerimiz sonrasındaki gidişatları görüyorsunuz. Diğer meningiyomlarda çok çok yüksek tümör kontrol oranları sağlayabilmemize rağmen 5. senede %95'ler civarında 10. çok yüksek kontrol oranları sağlayabilmemize rağmen superior sagittal sinüsün içinde rezidüel tümör bırakıp bunu sonradan gamma tedavi etmeye kalktığınız zaman kafa tabanındakinden tamamen farklı bir sonuç elde ediyorsunuz. Burada çok daha yüksek rekürans oranlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Bundan bizim öğrendiğimiz ta 1938'de Cushing'in bize söylediği gibi meningiyomların anatomik lokalizasyonlarına göre biyolojik olarak birbirlerinden farklı oldukları. Yani bir superior sagittal sinüsü invaze eden parasagittal meningiyomun biyolojisi kafa tabanı meningiyomlarıyla aynı değil. Dolayısıyla şunun farkına vardık bu tedavideki bu problemlerimiz, bu sıkıntılarımız sonrasında. Tekrarlamaya kadar geçecek olan zaman geride bıraktığınız tümör miktarı ya da çok odaklılık gibi faktörler den eskiden düşündüğümüz kadar çok etkilenmiyor. Çünkü bunları kontrol edebiliyoruz. Artık bizim için en önemli olan faktörün tümör biyolojisi olduğunun altını çiziyoruz. Yani tekrarlamaya kadar geçecek olan zaman gerçekte tümör biyolojisinin bir fonksiyonudur. Şimdi bu tümör biyolojisine dedik, tümör biyolojisini nasıl tahmin edeceksin? Nasıl anlayacaksın ilk karşı karşıya geldiğin meningiyomda? Bunu da düşünüp elimizdeki bütün doneleri, bütün bilgileri analiz ettikten sonra şöyle bir noktaya vardık. Biz rekürans riskini gözden geçirebilmek için, rekürans riskini anlayabilmek için 5 tane farklı alandan bilgi toplayabiliyoruz. Bu bilgilerin hepsini bir araya getirip yoğurduğunuz zaman da bu tümörün ne kadar tekrarlama riski olabileceğini önceden tahmin edebiliyorsunuz. Bu 5 başlık, birincisi epidemiyolojisi, ikincisi klinik bulgular, üçüncüsü patoloji, dördüncüsü ileri moleküler genetik testler, dördüncüsü de nükleer tıp testleri. Epidemiyoloji dediğim zaman tabii ki hastamızın yaşı, cinsiyeti, erkek mi kadın mı olduğu, tümörün radyasyona sekonder olup olmadığı, hastanın daha önceden başka bir komorbitte başka bir tedavi alıp almadığı gibi faktörler bu hastalığın gidişatına çok ciddi şekilde etkide bulunabiliyorlar. Klinikte işte tümörün anatomik yerleşimi, tekrarlamış olup olmaması vesaire gibi fonksiyonları gözden geçiriyoruz.
İsterseniz bunları teker teker bu grafiğin üzerinden anlatmak yerine teker teker gözden geçiriyor olalım. İsterseniz ilk olarak da epidemiolojiyle başlayalım. Epidemiolojide önünüze gelebilecek olan faktörlerden bir tanesi genç yaş. Hepimiz biliyoruz ki pediatrik meningiyomlar, intraventriküler yerleşim, silvian fissürü yerleşimi gibi erişkin meningiyomlarına çok da sık görmüyor olduğumuz lokalizasyonlarda daha sık görebilme eğiliminde oluyorlar. Daha yüksek oranlarda atipik ve malign meningiyomlar olarak prezente olma eğiliminde oluyorlar. Yani pediatrik yaş grubundaki meningiyomlar başımıza daha büyük bela. İkincisi erkek cinsiyet. Biliyoruz ki meningiyomlar çok ağırlıklı olarak, özellikle benign meningiyomlar daha çok kadınlarda görülme eğilimi olan bir hastalık. Bunun nedeni yıllardır araştırılıyor. Bunun hormonal nedenlerden olabileceği, başka nedenlerden olabileceği gibi spekülasyonlar yapılıyor ama şimdiye kadar net bir şekilde ortaya konmuş değil. Fakat biliyoruz ki meningiyomunuz patolojik grade yükseldikçe, agresivitesi yükseldikçe erkeklerde görme ihtimaliniz gittikçe artıyor. Yine üçüncü bir epidemiolojik ipucu bizim için bu tümörün daha önce herhangi bir nedenden dolayı, mesela çocukluk yaşı tümörleri dolayısıyla radyasyon almış olan bir hastada sekonder olarak ortaya çıkan bir meningiyom olması. Radyasyona sekonder olarak ortaya çıkan meningiyomlar diğer meningiyomlara göre çok daha agresif olabiliyorlar. Literatürdeki analizleri gözden geçiriyor olduğunuz zaman bunların üçte birinden fazlası, hatta bazı yazılarda yarıya yakın kısmının atipik ya da malign olabileceği söyleniyor. Ve cerrahi olsalar da, radyo cerrahi yapılsa da, radyoterapi yapılsa da rekürans oranları radyasyona sekonder gelişmemiş olan meningiyomlarla karşılaştırdığınız zaman belirgin şekilde daha yüksek. İkinci başlık olarak klinik özelliklerden bahsedelim. Beş tane başlıktan bahsediyor olacağım dedim. Bunları teker teker ortaya koyacağım. İlki epidemiyolojik olanlardı. İkincisi klinik olanlar. Klinik olanların en başında karşınıza gelen tümörün boyutu önemli. Michael McDermott'un 2018'de, yani bundan işte 6 sene önce yaptığı bir çalışmada çok net bir şekilde göstermişti ki meningiyomunuz ne kadar büyükse atipik ve malign olma, yüksek grade'li bir meningiyom olma ihtimali, patolojik grade'inin yüksek olma ihtimali o kadar yüksektir. Biz bu sene genç tıp fakültesi öğrencilerimizden bir tanesiyle, hatta yeni uzmanlarımızdan bir tanesiyle diyelim, yeni doktorlarımızdan bir tanesiyle bu analizi yeniledik ve şimdi doktor arkadaşımız Sait bunu İngiltere'deki meningiyom toplantısında sunmak üzere götürdü. Hatta lokalizasyonla da bunu bağdaştırabildik. Yani anlayacağınız bize söylenene kulak verdik ama biz de bunu kendi bilgimizle, kendi hastalarımızla tekrardan doğrulamaya çalıştık ve bu doğruyu bir kere daha altını çizdik. Daha büyük meningiyomlar daha agresif tümörler oluyorlar genelde. İkinci, belki bunun kadar, hatta belki bundan daha bile önemli olanı, bu meningiyomun nerede anatomik olarak yerleşiyor olduğu. Buradaki grafikte bizim kliniğimizde opere edilmiş olan bugün 1500'ü aşkın meningiyom var. 2021'de özür diliyorum. Kliniğimizde opere edilmiş olan atipik ve malign meningiyomları, yüksek grade'li meningiyomları bir kere gözden geçirelim diye uğraşmıştık. Buradaki meningiyomlarda şunun farkına vardık. Lokalizasyon olarak özellikle parasagittal bölge ve sfenoid kanat çok başınıza bela olabilecek olan tümörler üretiyor. Grafikte de görebiliyorsunuz. Klinoidal meningiyomların %2,6'sı atipik ya da malign. Ama buna karşılık parasagittal falç bölgesinin neredeyse üçte biri atipik ve malign meningiyomlar olarak geliyorlar. Yani anatomik lokalizasyon bu tümörün gidişatı, davranışı konusunda bize önemli bir yol gösteriyor. Sadece bu da değil aslında. Çünkü daha önce yine bizim üniversitemizin mezunlarından Doktor Ege Bey'in Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin bugünkü uzmanlarından ve beyin cerrahlarından çok gururla izliyor olduğumuz, gelişmesini çok gururla izliyor olduğumuz Pınar arkadaşımızın da ortak çalışmalarına gösterdikleri gibi parasagittal meningiyom dediğiniz meningiyom da ön tarafta farklı, ortada farklı, arkada farklı. Ön 1 bölü 3'ün koroner sütunun önündeki parasagittal meningiyom, koroner sütunun arkasındaki parasagittal meningiyom gibi davranmıyor. Bunlar birbirlerinden hem biyoloji olarak, hem davranış olarak, hem agresiflik olarak birbirinden farklı meningiyomlar. Yani anatomik yerleşim zamanında 38'de Cushing'in dediği gibi son derece önemli bizim açımızdan. Biz bunu önceden nasıl tahmin edebiliriz?
Bu konuda da imdadımıza, yardımımıza Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Esin Hanım yetişti. Profesör Esin Hanım'la birlikte bizim yine radyoloji bölümümüzden Profesör Alp Bey'in de büyük desteğiyle TÜBİTAK'tan Esin Hanım bir proje aldı. Bir binbir projesi aldı ve bu projede bu meningiyomların radyomik dediğimiz, insan gözüyle fark edemediğimiz fakat makine öğrenmesinin, makine analizlerinin, artificial intelligence gibi yöntemlerin fark edebildikleri küçük detayları, bizim fark edemeyiz, makinenin fark edebileceği küçük detayları alarak bu meningiyomların davranışları önceden tahmin edebilir miyiz, tahmin edemez miyiz gibi bir çalışma yaptı. Ve çok net bir şekilde gösterdi ki bu teknolojiler gerçekten bizim işimize yarayabiliyorlar. Yani anlayacağınız iyi anatomik lokalizasyon o kadar önemli de aynı lokalizasyonda farklı farklı özellikle tümörler çıkmaz mı diye soracak olursanız bana çıkar ama bunları da bu radyolojik yöntemleri, bilgisayar teknolojilerini kullanarak önceden tahmin edebilme, önceden görebilme, fark edebilme şansınız gerçekten doğuyor. Şimdi klinik noktasına geldiğimiz zaman size rekürransın en güvenilir, gerçekten de en güvenilir göstergesinden bahsetmek istiyorum. Bu da o meningiyomun bir kez rekürans göstermiş olması. Bunu arka arkaya birçok çalışma, onlarca defa çok net olarak önümüze koymuş durumda. Bir kere rekürans göstermiş olan bir meningiyom hafife alınmaması gereken bir meningiyomdur. Yalnız bu noktada altını çizerek söylemek istiyorum. Tümörde cerrahimiz sırasında geride bırakmak zorunda kaldığımız ya da farkında olmadan geride bırakmış olduğumuz rezidünün progresif olarak büyümesi rekürransla aynı şey değil. Tümörün progresif olarak büyüyor olması zaten beklediğimiz bir şey ama gross total rezeksiyon sonrasında Simpson 1 ya da hatta belki Simpson 0 rezeksiyon sonrasında o tümörünüz geri geliyorsa o zaman başınız ciddi şekilde belada demektir. Hatta bunu Yaşargil diyorum özür dilerim. Osama El-Mefti Yaşargil'in eski hocası olan Krayenbühl'ün torunu Hugo Krayenbühl'le birlikte, Nikolas Krayenbühl'le birlikte o kadar güzel bir şekilde gösterdi ki ve o kadar dramatik bir şekilde gösterdi ki rekürans göstermiş bir grade 2 meningiyom, grade 3 meningiyomdan daha kötü davranıyor. Yani anlayacağınız bu grafiklerde de yukarıda da görüyor olduğunuz gibi yeni kendi başına oluşmuş olan derece 2 tümörler sonradan transform olmuş, sonradan upgrade etmiş, sonradan daha yüksek derecelere geçmiş olan meningiyomlardan çok daha iyi davranıyorlar. Sonradan progresi olması bir tümörün, yapılan tedaviler sonrasında geri dönüyor olması, yani recurrence bizim açımızdan son derece önemli bir risk faktörü. Biz bunu yine aşağıdaki çalışmada gördüğünüz gibi, KINE-19 çalışmasında Mustafa arkadaşım, Mustafa Güdük bizim departmanımızdan net bir şekilde aynı şekilde replike ediverdi aynı yöntemleri teknolojileri kullanarak. Yalnız burada başınıza bir şey geliyor. Bu meningiyomlar eğer bir kere geri döndüler ve bir kere daha geri döndülerse bu mükerrer bir rekürans olayı ortaya çıkarıyor karşınıza. Ve bu mükerrer reküranslar %50 oranında multifokal sanki metastatik gibi çok odakta karşınıza çıkıyorlar. Ve başınızın belası, tedavi etmenizi gerçekten çok zor olan, çok illet meningiyomlar olarak önünüze çok büyük bir engel olarak bunlar çıkıyorlar. O yüzden rekürans çok ciddiye alınması gereken bir problem meningiyomlar durumunda. Peki gelelim üçüncü bizim için göstergeye. Hepimizin en çok değer verdiği, en önemli olarak tutuyor olduğu patoloji. Şimdi patolojide de akılda tutulması gereken önemli faktörler var. Bunlardan birincisi atipik meningiyom kavramı. Biliyorsunuz ilk Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırması 1979 yılında çıktı. 1979 yılından beri de patolog arkadaşlarımız gidecekleri yere koltuklarının altında bu küçük mavi kitaplarını, küçük lacivert kitaplarını götürüyorlar. Bu küçük lacivert kitaplarda 1979 yılındaki sınıflandırmada sadece iki tane meningiyom tipi vardı. Anaplastik meningiyom ve meningiyom. 1993 yılında sadece klinisyenlere yol gösterebilmek amacıyla aslında ayrı bir tümör tipi olmayan atipik meningiyom kavramını yarattı patolog arkadaşlarımız. Sadece bize klinikte yol gösterebilmek, bizi destekleyebilmek için. Hangi meningiyomu sonradan tekrarlayabileceğini bize öngörebilmek, tahmin edebilmek için. Bunun başta sadece adı konmuştu 1993 yılında.
Ondan sonra 2000 yılında bunun kriterleri de belirlendi. Hangi kriterlere bağlı olarak yapılmalı? Bu tanının, atipik meningiyom tanısının konması gerektiği söylendi. Bu da işin tanısını objektif hale getirdi. Yani subjektiflikten daha objektif bir şekilde tanının konabilmesini sağladı. Ondan sonraki yıllarda 2007, 16, 21 sınıflamalarında bu daha rafine bir hale geldi. Hatta 2021 sınıflandırmasında artık moleküler genetik belirteçleri bile şeyin içine koyarak histolojik ve immünolojik kimyasal belirteçlerin yanına ekleyerek meningiyomların hangilerinin rekürans gösterme ihtimalinin daha yüksek olduğunu bize göstermek için canlarının dişlerine takmış bir şekilde uğraşıyorlar patolog arkadaşlarımız. Yalnız zora düştükleri noktalar da var. Mesela bu 2021 sınıflamasında tanıya girmiş olan derece 3 tanısı koymamız için kullanıyor olabileceğimiz telomeraz mutasyonları, tert mutasyonları ve siglin dependent kinaz 2A, CDKN2A, 2B kopya sayı kayıpları meningiyomların ancak çok küçük bir kısmında görünüyorlar. CDKN2A, 2B'yi meningiyomların sadece %5'inde, belki daha birazında görüyorsunuz. Telomeraz mutasyonları ise gördüğünüz gibi grade 1'lerin ancak %1,5'unda görünüyor. Ve bu mutasyonları yakalamanız, bu değişiklikleri yakalamanız çok düşük ihtimalle oldukları için de gündelik yaşamda standart olarak rahat görüyor olduğunuz, pardon gündelik olarak yapıyor olduğunuz analizler için de hızlı ve çabuk bir şekilde riskli meningiyomları ayırmanız konusunda çok yardımcı olmuyorlar bize. Böylelikle madem bunlardan bir şey çıkaramıyoruz, biz madem bu konuyu bu kadar beğendik, biz bu işin derinlemesine gidelim diye bastırdı patolog arkadaşlarımız. Biz de bir yandan beyin cerrahları olarak onlara takıldık. Moleküler biyolog arkadaşlarımızı, biyologları da yanımıza alarak ileri moleküler genetik testlere daldık. İleri moleküler testler bize gösterdiler ki, özellikle de 2013'te Profesör Murat Günel'in, Yale Üniversitesi'nden Profesör Murat Günel'in önünü açtığı çalışmalar gösterdi ki bize, kabaca baktığımız meningiyomların 2/3'ü nörofibromatozis 2 geninin kaybıyla, kromozom 22'de yer alan NF2'nin kaybıyla ortaya çıkıyorlar. Ve yine de gerçekten çok ilginç bir şekilde ortaya koydular ki bunlar dorsolateral meningiyomları yapıyorlar. Yani koronarsütünün arkasında parasagittal bölgede ya da konvekste de ya da lateral kafa tabanında oluşan meningiyomları ortaya çıkarıyorlar. Fakat bunlardan uzaklaşıp da kafa tabanına, özellikle santral kafa tabanına gidiyor olduğunuz zaman, yani tüberkülüm sella, olfaktör oluk, cavernous sinüs, clivus, petroklival bölgeye, forma magnum gibi alanlara gidiyor olduğunuz zaman aşağıda farklı renklerde görüyor olduğunuz TRAF7, Hedgehog yolağı, polimeraz 2A mutasyonları gibi farklı mutasyonlar üzerinden giden meningiyomlar oldukları gösterildi. Bunların da orta hap kafa tabanı meningiyomlarının oluştukları gösterildi. Bunlardan bir yandan öğrendik ki bu orta hap kafa tabanında yerleşen NF2 üzerinden çalışmayan meningiyomlar daha uslu meningiyomlar. Malign transformasyon bunlarda çok 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 daha nadir olarak rastlanıyor. Ama bir yandan da bu yeni yapılan çalışmalar bize gösterdiler ki dorsolateral bölgede NF2 tarafından çalıştırılan NF2 mekanizmaları, NF2 kaybı mekanizmaları üzerinden çalışan meningiyomlarsa 1P kromozomun kaybıyla, yani birinci kromozomun kısa bacağının kaybı üzerinden başlayarak ciddi bir kromozomal instabilite elde ediyorlar. Yani genomlarını salim tutamıyorlar, kuvvetli tutamıyorlar. Genom dağılıyor, bozuluyor. Ve yeni kopya sayı kayıpları, kromozomal kayıplar, kromozomal değişiklikler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da bu meningiyomların vakit içinde atipik ve malign meningiyomlara, malign transformasyonlarına yol açıyor. Bu demin size bahsettiğim moleküler genetik tipler, bu örneklerde de görebiliyor olduğunuz gibi gerçekten anatomik yerleşimlerle de son derece iyi koreleler. Son derece iyi koreleler. Hatta iş o noktaya gidiyor ki, bundan birkaç sene önce, 3 sene önce, yine Yale Üniversitesi'nde Jennifer Moliterno, yani Murat Günel'in eşi Profesör Moliterno ve grubu gösterdi ki, sfenoid kanat, medial sfenoid kanatta yerleşimi meningiomunuz, eğer amplak büyüme eğilimi gösteriyorsa, bu meningiyomun NF2 üzerinden çalışıyor olma ihtimali 30 kat daha fazla. Yani basit olarak, pragmatik olarak bakıyor olduğunuz zaman amplak meningiyomlar, NF2 ağırlıklı meningiyom, NF2 üzerinden yürüyen meningiyomlar demek anlamına geliyor bu. Ama bir yandan aynı bölgede çalışan ortaya çıkan meningiyomlar
Sfenoorbital meningiyomlar diye bahsediyor olduğumuz şekilde orbitanın içine girme eğilimindelerse, bunlarda da orbita invazyonunu yapıyor oldukları zaman TRAF7 diye tamamen ayrı bir moleküler genetik özellik üzerinden giden meningiyomların 10 kat daha fazla ortaya çıkıyor olduklarını görüyoruz. Yani anlayacağınız sadece anatomik yerleşim değil, bu meningiyomların invazyon paternleri bile moleküler genetik özellikleriyle tahmin edilebiliyor, öngörülebiliyor ve bunlar şans eseri değiller. Yani anlayacağınız 2010'lu yıllardan itibaren biz meningiyomların biyolojisi konusunda çok belirgin bir yol aldık. Ama bunun için dünyanın çok büyük merkezlerinde Heidelberg, Toronto, San Francisco, Harvard gibi büyük merkezler büyük çalışmalar yaptılar. Ve bu çalışmalarda bu moleküler testleri o kadar ileri noktalara taşıdılar ki artık bunlar ulaşılmaz, anlaşılmaz, klinikteki gündelik hayattan uzak testler haline geliverdiler. Bizim bu ileri moleküler genetik testlerden basit sonuçlar çıkartmamız ve bunları gündelik hayatta basit bir şekilde kullanabileceğimiz hale getirmemiz gerekliydi. Bu konuda da yine imdada yetişen yine MFD oldu. 1970'lerden beri yapılan sitogenetik testler, yani kromozomal kopya sayı değişikliklerinin üzerine bakan testler. O zamandan beri bize söylüyorlardı ki 22. kromozom kaybı derece 1 meningiyomlarda çok sık görülen bir şey. 3'te 2'sinde bunu görüyorsunuz. Ama atipik meningiyomlara gidiyor olduğunuz zaman kromozom 1. kromozomun kısa bacağı, 14. kromozomun uzun bacağı, 6. kromozomun uzun bacağı, 10. kromozomun uzun bacağı gibi farklı kromozomal kayıp paternleri de ortaya çıkıyor. Yani anaplastik meningiyomlara gidiyor olduğunuz zaman, burada malin dememe aldanmayın, bunlar anaplastik meningiyomlar. Anaplastik meningiyomlara gidiyor olduğunuz zaman bu kopya sayı değişikliklerinin sayısı daha da artıyor, daha da kompleks bir hale geliyor. Ama analizlere bakıyor olduğunuz zaman bir tek şeyin farkına veriyoruz. Burada bu kromozomal instabilitenin, yani genomun bozulmasının, genetik kodun bozulmasının sağlanabilmesi için kapı başında birinci kromozomun kısa bacağının kopması, birinci kromozomun kısa bacağının kaybı yer alıyor. Bu bir kapıyı tutuyor. Yani bu bir P kaybı olmadan bu değişikliği görmüyorsunuz. Bir P kromozomunu hatırlıyorsunuz. Oligodendrogliyomların da bizim için önemli göstergelerinden bir tanesi. Oligodendrogliyomlarda 1P19Q kod elesyonu genetik değişikliğini, moleküler genetik değişikliğini görüyoruz. Buna çok benzer bir şekilde, çok da benzer genetik testlerle bunu ortaya koyabileceğiniz bir kayıp var burada. Ve bu kayıp farklı farklı çalışmanın örneklerini sağ tarafta verdim. Hastaların kabaca 1/3'ünde görünüyor. Yani sizin için riskli olabilecek olan meningiyomları gösterebilecek olan çok daha iyi bir belirteceğe sahip olduk. Bununla alakalı örnekler vermek istiyorum size. Bu örnekleri bizim açımızdan çok önemliler. Çünkü yine LMFT bu işi el attıktan sonra Harvard'ın elindeki moleküler genetik data ile bize söyledi ki siz bu genetik değişikliklerin hepsini birer puanlama sistemine koyduğunuz zaman Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasından çok daha öngörüsü iyi olan, yani hastanın tekrarlama ihtimalini çok daha net bir şekilde ortaya koyabilecek olan bir skor verebiliyorsunuz bu tümörlere. Klinikte ben gerçekten yani Tanrı'nın büyük bir lütfu, çok müthiş insanlarla birlikte çalışıyorum. Bir tanesi patolojide bizlere gerçekten çok büyük ufuklar açan Ayça arkadaşım. O da İzmirli, 9 Eylüllü. Dolayısıyla eminim İzmir toplantısında benim bu konuşmayı yapıyor olmamdan da o da gurur duyuyordur. Sonra yine Kaya arkadaşım, öğrencilerimizden göz bebeğimiz Ege, bize çok gelişmiş genetik testleri üniversite içinde rahat rahat tıkır tıkır gündelik olarak yapabilmemizi sağladılar. Ayça Hanım, Doktor Erşen Danyeli çok yakın vakitte metinom testlerini oturttu. Ve bu metinom testleriyle bakın ne gibi değişiklikler yaptık. Burada bir 97 yılında beni yetiştiren ustam, benim öğretmenim, profesörüm Necmettin Bey'in yapmış olduğu bir intraventriküler meningiyom vakasını görüyorsunuz. 97 yılında meningiyom çok güzel bir şekilde rezeke edilmiş. Tertemiz görünüyor cerrahi lojun temiz olduğu. O zamanki patolojisi düşük reytli bir tümör olarak gelmiş. 5. yılda küçük küçük nodüler rekürenslar görmeye başlıyorsunuz. 8. yılda bunlar büyümüşler. 10. yılda daha da büyümüşler. 13. yılda iyice büyüdükleri zaman biz bu hastayı yeni baştan tekrardan ikinci kez opere etmişiz. İkinci kez opere ettiğimiz zaman karşımıza gelen sonuç anaplastik meningiyom. Yani derece 3 bir meningiyom olarak geri dönmüş.
Hasta arada hiçbir adjuvan tedavi almamış olmasına rağmen. Ne radyo cerrahi ne radyoterapi almamış olmasına rağmen. Ayça Hanım'ın oturttuğu bu metilom testiyle aşağıda sağ tarafta görebileceğiniz örnekte olduğu görebileceğiniz gibi bu hastada çok net bir şekilde birinci kromozomun kısa bacağının kaybını, bununla birlikte ikinci kromozomda, dördüncü kromozomda ve aynen 18. kromozomda olan kayıpları görebiliyorsunuz. Bu bize bu meningiomun niye böyle ağzı bozuk olduğunu gösterebiliyor. O zamanlarda 1997'lerde bunu yapabilmiş olsaydık belki bu meningiomu biraz daha ciddi bir şekilde ele alıp o zaman baştan buna adjuvan radyoterapi vermek, adjuvan gama cerrahi, gama knife tedavisi yapmak ya da radyo cerrahi yapmak gibi bir strateji güdebilirdik, bunu yapabilirdik. Bir örnek daha vermek istiyorum. Tam tersine bir örnek. Bu 50 yaşında bir kadın hasta, baş ağrısı şikayetinde doktora başvuruyor. Sağda lateral sfenoid kanatta ya da temporal konvekste diyelim, geniş, büyük, çevresi şiddetli ödemli büyük bir tümörü var. Rahat bir şekilde cerrahi olarak çıktı bu tümörde. Beyin dokusuna yapışıktı ama oradan kolaylıkla rezeke edebildik. Bu hastanın patolojisi atipik meningiyom olarak geldi. Fakat atipik meningiyom olarak gelmesine rağmen sağ taraftaki grafiğe bakın. Grafikte kopya sayısı kromozomların her birinde birinci kromozom, ikinci kromozom, üçüncü kromozom gibi bakıyor olduğunuz zaman kromozomların hepsinde aynı. Hatta NF2'li kaybını taşıyan 22. kromozomda da bir kayıp görmüyoruz. Yani anlayacağınız bu bize net bir şekilde söylüyor ki tamam iyi baştan çevresi ödemli, agresif görünen bir meningiyomdu. Patoloji derece 2 meningiyom olarak geldi ama senin bu meningiyomda eğer iyi bir cerrahi yaptıysan, geride tümör bırakmadıysan adjuvan tedavi vermene gerek yok. Dedirtebiliyor size. Örnekleri biraz daha genişletmek istiyorum. Burada bir opere olmuş bir parasagittal meningiyom örneği görüyorsunuz. 2016 yılında çok üzgünüm bunun bu hastacığımızın preoperatif filmlerini, ilk ameliyat öncesi filmlerini size bulamadım ama sfenoid şeye oturmuş, parasagittal bölgeye, superior sagittal sinüsün duvarına oturmuş geniş büyük bir meningiyomu çok iyi bir cerrahımız tarafından çok ustaca çıkarılmış. Ameliyat sonrasındaki filmlerinde burada çok net görebiliyorsunuz ki tertemiz görünüyor. Sinüsün duvarı gross total rezeksiyonla çok iyi bir şekilde çıkarılmış. Ama birinci seneki filmlerinde pek bir şey olmamasına rağmen sonraki senelerdeki filmlerde yavaş yavaş hareketleniyor olduğunu buradan bu filmlerden de görebiliyorsunuz. Yavaş yavaş büyüyor, sinüsün içini dolduruyor. Çift taraflı sinüsün iki tarafına invaze oluyor. Ve bir yandan da buradaki kemiği yukarıdaki kemikle karşılaştırın. Tümör kemiğin içine de invaze oluyor burada. Çok net bir şekilde kenarlarının, flap kenarlarının rezeksiyon kavitesinin çevresindeki kemiğin kenarlarının ekspanse oluyor olduklarını, tümörle infiltre kemikle ekspanse olduklarını görüyorsunuz. Hastada yaptığımız analizlerde yani ilk tetkiklerinde gördük ki superior sagittal sinüs kapalı. Gözümüzü karardık. Girdik bu tümöre ikinci kez. Sinüsün içinden oradaki sinüs komponentiyle birlikte gayet kolaylıkla rezeke oldu bu tümör. Fakat gelen sonuca bakın. Bu atipik meningiyom olarak geldi. Fakat görüyorsunuz ki atipik meningiyomlar sık olarak görüyor olduğumuz 1P kaybı, 6Q kaybı, 14Q kaybı, 18Q kaybı ve NF2 meningiyomu olduğunu söyleyen 22 kaybı ile son derece yüksek riskli bir meningiyom haline gelmiş. Dolayısıyla bu hasta kesinlikle bu ikinci ameliyat sonrasında radyoterapiyi hak ediyor. Peki, başka bize yol gösterebilecek olan beşinci silahımız nedir? Son olarak üzerinden geçmek istediğim, bizi çok heyecanlandıran, eminim sizin de bayılacağınız bir gösterge var. Bu da aynen PET-CT'nin bize glial tümörlerde, metastatik tümörlerde çok işimize yaradığı gibi galyumla yapmaya başladığımız DOTA PET tetkikleri, DOTA PET-CT tetkikleri. Bu somatostatin reseptörüne yönelik olarak hedeflendirilmiş bir nükleer tanı aracı. İşaretlenmiş bir somatostatin molekülünü veriyorsunuz ve bu meningiyomların üzerine bu reseptör yüksek oranda ekspresi oluyor olduğu için, yüksek oranda görünüyor olduğu için gidip artık tümörünüzün üzerine oturuyor. Burada literatürden almış olduğum bir çalışmayı görüyorsunuz. Bu kendi hastalarım değil benim. Konveksteki meningiyom güzel rezeke edilmiş. Ameliyat sonrası filmlere tertemiz görünüyor. Ama DOTA PET'e bakıyor olduğum zaman kemik içinde metabolik artığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu size gösteriyor ki bizim böbürlene böbürlene çok güzel cerrahi yapıyor olduğumuz dediğimiz hastalarımızın
%40'ında yalancı bir negatiflik bize gösteriyor. Bu dotayla siz eğer geride bir rezidüel tümör hacmi kaldığını ya da rezidüel tümör miktarı kaldığını fark edebilirsiniz. O zaman bu hastalara erken adjuvan radyoterapi, radyocerrahi gibi ek tedavilerle tedaviyi desteklemeniz, kuvvetlendirmeniz mümkün olabilecek. Hatta biz bu yöntemi başka şişler için de kullanıyoruz. Size çok baş belası bir vaka daha göstermek istiyorum. Bu vaka 2010'da ameliyat etmiş olduğumuz bir lateral sfenoid kanat meningiomu. Dev, son derece çirkin görünümlü bir tümör olduğunu fark ediyorsunuz. Ama aynı zamanda hastanın konvekste de, falx'ta, çok farklı yerlerde başka tümörler olduğunu görüyorsunuz. Bu başımızın belası, o günkü çevresi ödemli ve klinik semptomatoloji oluşturan lateral sfenoid kanat meningiomu olduğu için ona saldırmışız. Gross total rezeki. Ameliyattan sonraki filmler buz gibi görünüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü Grade 1 meningoteliyal meningiom olarak geliyor. 4 sene sonraki filmlerde loş tekrar dolmuş. Diğer konveksteki meningiom büyüyor. Aman Tanrım deniyor. Tekrar yeni baştan bu cerrahi alınıyor bu hasta. İkinci cerrahi sonucu atipik meningiom, grade 2. Meningoteliyal bir meningiom gibi görünüyor. Ama ondan sonra tümörler büyümeye başlıyorlar. Şimdi multifokal, yani çok odaklı gelen böyle bir tümör var karşınızda. Nereyi tedavi edeceksiniz? Nereye saldıracaksınız? Sadece cerrahi lojunuzu mu işleyeceksiniz yoksa diğerlerini de mi işleyeceksiniz? İşte bu konuda da DOTAPET bize aktif şekilde yol gösterebiliyor. Bu örnekte de gördüğünüz gibi aktif olarak büyümekte olan tümörlerin DOTA tutuyor oldukları net olarak görünebiliyor ve bu metabolik olarak DOTA tutan ve aktif olduğunu düşündüğümüz tümör bölgelerini radyoterapide ışınlayabiliyorsunuz, hedefleyebiliyorsunuz. Bu tedavinin efektivitesini arttırmak, sonradan reküransları, uzak reküransları ve roküler reküransları engellemek konusunda bizim çok işimize yarayabilecek olan yöntemlerden bir tanesi. Bir kere daha üzerinden geçmek istiyorum. Size 5 tane reküransı gösterebilecek olan kriter saydım. Bunlardan bir tanesi epidemiolojik kriterler, ikincisi klinik kriterlerimiz, üçüncüsü patoloji, dördüncüsü moleküler genetik özellikler, beşincisi de son yıllarda bizim yardımımıza yetişen nükleer tıp. Peki bunları gözden geçirdik ama yine de korkulan son başımıza geldi. Tümör tekrarladı. Tümörün tekrarlaması nasıl olacak? Buna da bir bakmak gerekli. Bu da gerçekten bize yeni ufuklar açıyor. Ya yani en azından benim için çok öğretici, çok doyurucu oldu. Çünkü ben anladım ki tekrarlama paterni bir klinik spektrum. Tekrarlama tek bir şekilde olmuyor. Bu tekrarlamayı siz basit kolay bir tekrar şey basit kolay çözebilecek bir tekrarlamadan başınıza çok büyük bela olacak. İşin sarpa sardığı son derece kompleks bir tekrarlama paternine kadar geniş bir spektrum halinde görebiliyorsunuz. Fokal tekrarlamalar yani opere ettiğiniz alanda nodüler bir tekrarlama şeklinde olan tekrarlamalar Gamma Knife gibi radyocerrahi teknikleriyle bile kolaylıkla vurulabiliyorlar. Kolaylıkla tedavi edilebiliyorlar. Bunun örneklerini birazdan gösteriyor olacağım size. Ama biraz daha agresif olan, invazif ve hızlı bir büyüme paterni gösteren tümörler cerrahi ve hatta arkasından radyoterapi gerektiriyorlar. Biz bunlarda eskisinden tedavi konusunda. Üçüncü olarak görüyor olduğumuz spektrumun diğer ucu, yelpazenin diğer ucu ise ne yaparsanız yapın engellemekte çok zorlanıyor olduğunuz meningiomlar şeklinde karşınıza çıkıyorlar. Bunlar da bizim korkulu rüyamız. Ben size bunlardan birer örnek vermek istiyorum. Bu örnekleri vermek istiyorum çünkü biliyoruz ki artık cerrahi ya da radyasyon vererek tedavi yapmaya kalktığınız zaman bunun etkisi tamamen hastalık biyolojisine bağlı. Dolayısıyla hastalığın nasıl tekrarlıyor olacağı sizin yapacağınız güzel cerrahinin ne kadar etkili olacağından yapacağınız güzel Gamma Knife tedavisinin, stereotaktik radyocerrahinin ya da radyoterapinin ne kadar etkili olacağını belirleyen şey bu tümörün biyolojisi. Düşük riskli paternden bahsetmek istiyorum. Bu genelde lokal bir büyüme şeklinde oluyor. Hadi bir örneğine bakalım. 57 yaşında bir erkek hasta, parasagittal bölgede yerleşimde bir meningiomu var. Hastanın hikayesine bakıyor olduğunuz zaman da hasta prostat kanseri dolayısıyla daha önceden sipropterin asetat almış olan hastalardan bir tanesi. İlk olarak tanık olduğu zaman 57 yaşında biz bunu izleyelim diyoruz. Fakat progresif olarak büyüyor. Büyüdüğü zaman opere oluyor. Olduğu zaman gelen patoloji meningoteliyel meningiom grade 1. 9. aydaki kontrol filmini görüyorsunuz. Rezeksiyon sonrası loş, tertemiz. Ama ondan sonra vakit geçince 4. yılda çevrede hafif hafif küçük küçük boyanmalar görmeye başlıyorsunuz.
Üzerine bir 10 yıl daha eklediğin zaman, 10 yıl, 14. yıla geliyor olduğun zaman geç dönemde bu hastada lokal bir tekrarlama görüyorsunuz. Fakat ikinci sene, 2 sene daha geçtikten sonra bu tekrarlama hızlı artan bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bir şeyler yapmak zorundasınız bu tümör için. Ne yapalım? Hastada artık 60'lı yaşlarına geçmiş durumda. Dolayısıyla biz bunu lokal olarak tedavi edelim diye Gamma knife tedavisini alıyoruz. Gamma knife tedavisinde basit, sakin bir meningiom gibi tedavi etmiş olduğumuz bu tümör 12. ayda gayet de güzel bir yanıt veriyor. Aşağıda gördüğünüz gibi hacim olarak ilk orijinaldekinden, maviyle işaretlenmiş olan orijinaldekinden daha küçük bir tümör haline düşüyor. 12. aydaki sonuçlar bu kadar güzelken 4. seneye geldiğiniz zaman tümör tekrar lokal olarak büyüme eğilimine geçiyor. Kafasına bir kere daha vuruyorsunuz. İkinci bir Gamma knife tedavisi yapılıyor 4. seneye geldiğiniz zaman. Hacim biraz daha büyük. Bu sefer fraksiyona tedavi vermişiz. 5 güne yayılmış bir şekilde tedavi vermişiz. Ondan sonrasında 5. senesinde bu tümörü Gamma knife'la tedavi edebilmişiz. Yani lokal olarak bu tümörü sadece radyo cerrahi ile dizginleme şansımız olmuş. Ama her hasta bu kadar şanslı olmuyor. Orta riskli paternlerden şimdi bahsediyor olacağım. Bunun örneklerini görmeye başlayacağız. Deminkinden çok daha karanlık bir hikaye görüyor olacaksınız burada. Sağda tentorium açıklığına yerleşmiş olan küçük bir meningiom görüyorsunuz. Çok da büyük bir tümör değil. Hastamız çift görme şikayetiyle başvurmuş. Hastanın yaşını, genel durumunu vesaire bunları gibi şeyleri de gözden geçirdikten sonra biz bu tümörü direkt olarak Gamma Knife'da primer olarak tedavi edelim gibi bir stratejiye gitmiştik. Ama daha 24. ayda, daha 2. senede ilk tedavi ettiğimizden daha büyük hacimlere çıktı. Hatta tümörü izlediğiniz zaman Gamma Knife zamanında bu tümör ile çevredeki beyin dokusu arasında net bir boss planı görebiliyorken 12. ayda bu boss planı kayboldu. Tümör büyüyor demektir bizim için. Yavaş yavaş beyin sapında serebellar pedikül içinde küçük ödem görmeye başladınız. 18. ayda ödem arttı. 24. ayda ödem arttı. Tümör büyüyor. Can havliyle bu tümörü rezeke etmek yoluna gittik. Rezeksiyon, burada preoperatif filmlerini görüyorsunuz. Rezeksiyon sonrasında gelen patoloji yarısı kordoid, yarısı da anjiyomatöz meningiom olan grade 2 bir meningiom olarak geldi. Yani bu aslında baştan beri baş belası bir meningiom. Kenarda tentorium kenarının küçük küçük kontrastlamaya başlıyor olduğunu görüyorsunuz postoperatif kontrol filmlerinde. 10. aya geldiğin zaman bu neredeyse artık bir tümör kitlesi oluşturabilecek şekilde büyümeye devam ediyor. Radyoterapi veriyoruz. Radyoterapi sonrasında hastadaki bu tümörün yavaş yavaş kontrol edebildiğini görmüşüz. Fakat bu da kalıcı olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Yani anlayacağınız başınıza gerçekten bela olabilecek olan lokal kontrolünün çok zor olabileceği bir meningiom tipiyle uğraşıyorsunuz burada. Başka bir örnek göstermek istiyorum. Bu sefer size çok sıkıntılı bir alan olduğunu bahsediyor olduğum parasagittal bölgenin meningiomlarından bir örnek. Bu meningiomda parasagittal bölgedeki bu büyük meningiom rezeke edilmiş. Patoloji kordoid meningiyom. 1P kaybı var. Demin söylediğimiz moleküler genetik özelliklerden. CDKN2A kaybının olmadığını Doktor Ayça Hanım yaptığı patolojik testlerle bizim önümüze koydu. Sonrasında baktık superior sagittal içinde tümörümüz var. Hadi biraz izleyelim hastanın yaşı da ileri derken daha 5. ayda tümör hareketlenmeye başlayınca hemen fraksiyonel radyoterapi aldı. Fraksiyonel radyoterapi aldıktan 1,5 sene sonra fraksiyonel radyoterapiye rağmen yani elimizdeki en kuvvetli silahı kullanmış olmamıza rağmen radyasyon konusundaki tümör büyümeye devam ediyor. Arkasından büyümeye devam eden tümörün başına bir kez daha biz şeyle vuralım dedik. Gamma knife'le vuralım dedik. 18. ayda geride büyümekte olan kısma bir gamma knife tedavisi yaptık. Gamma knife tedavisinden sonraki takiplerimizi görüyorsunuz. 3. ayda kenardaki burada rezeksiyon kavitesi altındaki dura boyanmaya başladı. Burada küçük bir nodülcük oluşmaya başladı 9. ayda. 15. aya geldiğimiz zaman burada gerçekten bir nodül oluşturan lokal, lokorejyonel diye bahsediyor radyasyon onkoloji arkadaşlarımız. Lokorejyonel bir nüksle karşı karşıyayız. Bu hastaya tekrar bir üçüncü bir tedavi, tekrar bir gamma knife tedavisi yapmak zorunda kaldık biz. Yani anlayacağınız bu hastayı da kontrol edip edemeyeceğimizden emin değiliz ve artık yani 80 yaşlarında olan bir hastada hastaya zarar getirmekten de korkuyoruz. Anlayacağınız bu tümörler çok ciddi, çok zorlu düşmanlar olabiliyorlar karşınızda. Buradaki analizi biz gözden geçirdiğimiz zaman bu şekilde ameliyat etmiş olduğumuz, arkasından bir şekilde gamma knife ya da radyoterapi almış olan,
Ondan sonrasında lüksü dolayısıyla bir kere daha ameliyat etmiş olduğumuz sadece 21 tane hasta bulabildik. Bu 21 tane hastayı gözden geçirdiğimiz zaman her zaman başımıza bela olabilecek olan sfenoid kanat ve parasagittal meningiomların yarıdan fazlasını oluşturduğunu gördük bu tümörlerin. Ve yine bakıyor olduğumuz zaman cerrahi sonrasında nüks etmiş olan bu tümörlerin 3'te 2'sinin derece 2 ya da 3 meningiomlar olduklarının farkına vardık. Bu meningiomların hepsini şimdi yeni analizlerden, bu moleküler genetik analizlerden de geçirmeye çalışıyoruz ki gerçekten bunları biz daha önceden öngörebilir miydik? Daha önceden fark edebilir miydik? Bunu anlayalım, tedavimizi bir sonraki hasta için daha iyi hale getirelim diye uğraşıyoruz bugün. Bu noktada altını çizmek istediğim bir şey daha var. Bizim radyasyonla yapıyor olduğumuz tedavi hasta yarar verdiğini biliyoruz. Yani lokal rekürans kontrol etme konusundaki elimizdeki en iyi silahlardan bir tanesi cerrahinin yanında. Hem ister Gamma Knife gibi ya da CyberKnife gibi, TrueBeam gibi SRS yöntemleriyle yapılsın, ister fraksiyonel radyoterapi şeklinde verilsin, radyasyon işimize yarayan yöntemlerden bir tanesi. Ama başka şeyler de yol açıyor olabilir mi? Yani tümörü azdırıyor olabilir mi? El mefliğinin savunuyor olduğu gibi. Bunu gözden geçirdiğimiz zaman şunun farkına vardık ki gerçekten de bu verdiğimiz radyasyon bazı tümörlerde kromozomal instabiliteyi daha da fazla arttırabilir. Hatta tümörün içindeki tümörün önemli bir komponentini öldürüyorken tümörün içinde eskiden azınlıkta olmakta olan daha agresif parçaların, daha agresif klonların seçilebiliyor olmalarına da yol açabiliyor, yol açıyor olabilir. Ama bir yandan da bu bir kar zarar hesabı. Bizim beyin cerrahisinde yapıyor olduğumuz her iş gibi bir kar zarar hesabı. Bir yandan da biliyoruz ki tümör ve tümöre verdiği zarar ve tümör damarlarına verdiği zarar dolayısıyla rekürans'ı geciktirmek, tümörün kontrol edilmemesi konusundaki elimizdeki en kuvvetli silahlardan bir tanesi de yine bu radyasyon. Dolayısıyla burada kararı doğru vermek gerekli, düşünerek vermek gerekli. Son olarak da size başımızın en büyük belasından bahsetmek istiyorum ve bunun için sadece bir örnek de vererek sunumu burada sonlandırıyor olacağım. Ama hepinizin en azından benim kadar bu örnekten korkacağınıza eminim. Bunu Türk Nöroşirurji Derneği dergisinde de bu yüksek riskli meningiyomları yüksek riskli meningiyom kavramını savunabilmek üzere bir makale yazmıştık. Asistan arkadaşlarımızdan Meftun'un ilk ismiyle o makalede de gördüğünüz örnektir bu. Parasagittal yerleşimli meningiyom. Rezeke etmişiz. Fibroz ve sekreter küçük de fokal de bir rabdoid komponenti olan bir meningiyom görmüşüz. İkinci yılda lokal olarak nüks etmiş. Aa, küçücük nüksler bunlar diyerek biz bunlara kuvvetli bir şekilde gamma knife'a saldıralım demişiz. Ama çok şaşırdığımız bir şekilde 6. ayda daha gamma knife tedavisinden sadece 6 ay geçmişken lokal kontrolümüzü sağlayamadığımızı fark ettik ve hastayı tekrar opere ettik. Patoloji bu sefer rabdoid meningiyom olarak geldi. Derece 3 meningiyom olarak geldi. Derece 3 meningiyom geldi diye biz bu hastaya fraksiyonel radyoterapi de verdik. Yani hasta bir gamma knife aldı, üzerine bir de fraksiyonel radyoterapi aldı. İkinci kez ameliyat olmuş durumda. Lokal nüks tekrarlayınca bir kere daha opere ettik. Üçüncü patoloji yine rabdoid, bu sefer papiller komponenti de eklenmeye başladı. Yani daha da agresif bir tümör haline geldi. Fakat belli bir zamandan sonra burada örnekte de görüyorsunuz başta olmamalarına rağmen olfaktör olukta, orbita üzerine subfrontal yerleşimde, temporal konveksite de, alakasız tentorium üzerinde multifokal, sanki metastatik multiple rekürranslarla geldi bu tümör. Yani anlayacağınız bu mükerrer rekürranslar, mükerrer tekrarlamalar başınızın en büyük belalarından bir tanesi meningiyomlar konusunda. Evet, bu şeyi de sunduktan sonra, bu vakayı da sunduktan sonra altını çizmek istediğim başlıkları, çıkarımlarımızı bir kere daha özetlemek istiyorum. Meningiyomlar nüks ederler. Meningiyomlarda nüks görülen bir şeydir. İyi cerrahi nüksü engelleme konusunda çok önemlidir. Radyo cerrahi ve radyoterapi nüksü engelleme konusunda çok işimize yarar. Fakat nüksler yine de olurlar. Ve en büyük problem size demin de örneğini göstermiş olduğum gibi bu mükerrer rekürranslardır. Ve rekürransları belirleyecek olan en önemli faktör de tümörün biyolojisidir. Dolayısıyla meningiyomların biyolojisi konusunda biz daha fazla çalışmak zorundayız. Sunumun sonunda bu sunum sadece benim işim değil. Son 12 senedir büyük destek veren bana birlikte çalıştığımız, omuz omuza çalışıyor olduğumuz
tümör araştırmaları yapıyor olduğumuz Acıbadem Üniversitesi'ndeki beyin tümör araştırma grubumuzun bütün üyelerine teker teker sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ve meningioma meraklı olanlar için gelecek sene Mayıs ayında yapacağımız Milletler Arası Meningioma Society toplantısını sizleri davet etmek istiyorum. Bu toplantının ev sahipliğini de ustam beni yetiştiren Profesör Necmettin Pamir üstlendi. Gelecek seneki bu toplantıda, 2025'in başındaki bu toplantıda sizlerin de çok keyifli vakitler geçireceğini düşünüyorum ve sizleri buna davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Nilüfer. Evet hocam, sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Ben şimdi eğer oturumda sorusu olan insanlarınız varsa onların sorularını size sorayım hocam. Çok teşekkür Nilüfer. İstersen Koray Hocam Ayşe Erşen Daniyel'den o kadar övgüyle söz etti ki bence ilk sözü ona vermek lazım diye düşünüyorum. olur. İzmirliler İzmirlileri kolluyor galiba. Yok hocam siz o kadar promote ettiniz ki şimdi söz vermezsek ayıp olacak. Hala burada mı acaba? Buradaydı en son. Evet. Ayça hocam sesinizi açabilirsiniz. Tamam, ben açmaya çalıştım. Öncelikle Kamerayı izin da vermedi açabilirsiniz. sistem. Sesim geliyor mu acaba? Ses geliyor, görüntü yok ama. Ben bir hastalıktan yine kendime geliyorum, kusura bakmayın. Tabii ki Koray Hocam'ın sunumunu keyifle izledim, dinledim. Çok teşekkür ediyorum katkıları için. Biz tabii çok multidisipliner bir yaklaşımla her hastamıza klinik yönetim sürecini planlamaya çalışıyoruz. Burada ben buraya başladığımdan beri özellikle şu konuda büyük hassasiyet taşıyorum. Bir tümörde işte grade 1, grade 2 veya grade 3 demem tek başına yeterli olmuyor. Amerika'da da farklı kurumlarda bulundum, çalıştım. Orada da bazı merkezler grade 2 tümörlerin tamamında işte Simpson 1 olsa bile adjuvan radyoterapi veriyorlardı. Bazı merkezlerse takip edip duruma göre karar veriyorlardı veya işte ek onları rahatsız edecek bir histopatolojik bulgu varsa ona göre adjuvan radyoterapi veriyorlardı. Bizim kliniğimizde de biz hastanın histolojik grade'ini tabii ki önemsiyoruz ama her grade 2 hastaya radyoterapi vermiyoruz. Risk faktörleri neler? Bunların dökümünü yapmaya çalışıyoruz. Nüks etme ihtimalini öngörmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir patolog olarak ben sadece grade vermek değil, o hastanın nüks etme ihtimali konusunda klinik diğer partnerlerime, radyasyon onkolojisi, işte gamalar bölümü, beyin cerrahi bölümü yol göstermeye çalışıyorum. İlk başta biz tabii önemli prognostik parametre diye düşünerek CDKN2 adelesyonu, TERT mutasyonuna baktık bir süre. Bunlara göre karar verildiğini diye düşündük. Fakat bunların Koray Hocam'ın da bahsettiği gibi çok düşük oranda görüldüğünü fark ettik ve daha ileri ne yapabiliriz diye düşündük. Oligodendrobiyonda kullandığımız 1P14 fiş bloklarının 1P grubunu kullanmaya başladık. Ve hakikaten 1P direksiyonu gösteren tümör derisinde daha nüks eğilim gösterdiğini zaten literatürde söylüyordu, biz de konfirme etmiş olduk ve bunu rutinde yapmaya başladık. Fakat tek başına 1P direksiyonun yeterli olmadığını, daha fazla kopya ses değişikliğini görmenin ihtiyacı olduğunu düşünerek de bir süredir meningiom vakalarımıza metilasyon analizi yapıyoruz ve tüm kopya ses değişikliklerini dokümante etmeye çalışıyoruz. Sonrasında da oturup bu tümörün nüks etme riski nedir? Simpson bir cerrahi olsa bile, hatta bunların içerisinde grade bir meningiyonlar da olabiliyor aslına bakarsanız. Grade bir, grade iki meningiyonlarda nüks etme ihtimali hangi vakada vardır? Adjuvant tedaviye ne zaman başlayalım? Bunlara hep birlikte karar vermeye çalışıyoruz. Bu multidisipliner bir iş. Onu vurgulamak istiyorum. Bilgi her gün çoğalıyor. Bu bilgiyi uygulamak için, yöntemler geliştirmek için de tırmalamak gerekiyor biraz tabii.
Kamudaki arkadaşlarımın da sıkıntıları olduğunu biliyorum ama onların da bu konuda çok çaba içerisinde olduklarını da biliyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama daha çok yolumuz var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. O zaman ben diğer sorularımıza geçeyim izninizle. Öncelikle Kamil hocamızdan, Koray hocam bu bilgilendirici konferans için çok teşekkür ederim. Subtotal reaksiyon yapılan konvex sistem enerjiyonları ile subtotal rezeksiyon yapılan kapa tapanım enerjiyonlarının rekürans oranları arasında fark var mı? Her iki gruba da radyoterapi gamma knife verilmemiş. Bizim hastanede CyberKnife var. Menajyonları Lütfen. tedavi. Lütfen. İki ayrı soru. Ha, Bekle. ikisi. Tamam. Sen Kamil Hocam çok teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Birincisi konvekste meningiyomları, parasagittal meningiyomlar deminki konuşmada da altını çizmeye çalıştığım gibi kafa tabanı meningiyomlardan çok daha ayrı patolojiler, çok daha farklı patolojiler. Bu bölgedeki tümörlerde belki tümörü ikinci bir kez peşine düşmek, ikinci bir kez cerrahiyle zorlamak opsiyonunu bile biz gözden geçiriyoruz. Size söylediğim gibi kafa tabanına subtotal kalan bir tümöre gamma knife tedavisi yapıyor olduğumuz zaman içimiz rahat. Burada bir zarar gelmeyeceğini, tümörü kolay kontrol edebileceğimizi biliyoruz. Ama buna karşılık parasagittal bölgedeki mesela bir meningiyomda geride rezidüel tümör bıraktığımız zaman gerçekten çok huzursuz oluyoruz. Gerçekten çok rahatsız oluyoruz. O yüzden vakit içinde sinüsün içine prolebe olan, sinüsün içine doğru invaze olan, yani bütün sinüsü doldurmayan fakat duvardan içeri doğru protrüde olan meningiyomların cerrahi olarak çıkartmak eğilimine girdik. Yani daha agresif davranıyoruz. Burada tabii ki şey demek istemiyorum. Mark Sandu'nun başını çektiği, biliyorsunuz superiosagittal sinüsün içindeki invaze, sinüsü invaze eden parçanın toptan çıkarılması, sinüsün de daha sonradan radyal arter grefti, işte Safenwang grefti gibi greftlerle rekonstrüksiyon edilmesi üzerine giden bir strateji vardı. Yıllar içinde bu stratejinin patent bir sinüs sağlayamadığı, yüksek komplikasyon oranlarıyla gittiği, çok zor olduğu dolayısıyla bunun da çok popüler bir şey olmadığı ortaya çıktı. Popüler bir strateji olmadığı ortaya çıktı. Ama sinüsün içine lokal olarak, fokal olarak girmekte olan tümörlerin mutlaka peşine düşmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok tümör çıkarabilirsek, çünkü o hastaya o kadar yararımız olabileceğine eminiz. Bu parasagittal, konvekste vesaire gibi bölgelerde. Dolayısıyla bu noktalarda elinizden gelen bütün teknolojileri kullanarak saldırmak gerekli. Tümör kortikal yüzeye infiltre mi? Motor korteksi mi infiltre, duysal korteksi mi infiltre, konuşma alanlarının tam üzerinde mi? Monitörizasyon kullanıp da girmeye çalışıyoruz onlara ve kortikal yüzeyden eksize etmeye çalışıyoruz bu tümörlerin hepsini. Neden? Çünkü biliyoruz ki bunları sonradan kontrol etmek gerçekten çok çok zor olacak. Radyasyon bizi kurtarmayabilir. İster gamma knife'lı olsun, ister başka SRS yöntemleri, ister fraksiyonel radyoterapiyle olsun. Dolayısıyla ne kadar agresif olursak o kadar cerrahi olarak saldırmamız gerekli diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz de aynı stratejide misiniz? Yani Ya biz kafa tabanı ile şey arasında o kadar büyük fark olduğunu sizin konuşmadan önce ben şahsen bilmiyordum ama belki arkadaşlar biliyordur. Ama çok teşekkür ederim şey için, izahat ben için. çok teşekkür ederim. Lütfen. Hocam, bizim hastanede CyberKnife var. Menenjiyonların tedavisinde CyberKnife ile Gamma Knife arasında fark var mı? Her ikisi de aynı sonuçları verir mi diye kemlenmiş sorunum. Bu yöntemlerin odaklanmış bir şekilde çok yüksek dozda radyasyon verme yöntemini biliyorsunuz stereotaktik radyo cerrahi deniyor. Bu stereotaktik radyo cerrahiyi ilk bulan adam Lars Lexell, beyin cerrahı. Bizim Lexell ronjörümüzü bulan adam, yani omurga cerrahisinde bile rutin olarak kullanıyor olduğumuz Lexell ronjörü ilk defa geliştiren o adam, yani içimizden biri. Dolayısıyla gamma knife teknolojisinde biz daha sıcağız, daha yakınız, daha şey hissediyoruz. İçimizden bir, bizim aletimizmiş gibi hissediyoruz bu. Ama bu demek değildir ki diğer yöntemler bundan eksik yöntemlerdir. İyi yapıldığı takdirde işte CyberKnife olsun, TrueBeam olsun, diğer makinelerle verilen radyo cerrahi arasında pratikman bir fark olduğunu düşünmüyorum ben.
Ama özene bözene yapmak gerekli bütün bu tedavileri. Cerrahi nasıl özeniyorsanız bu tedavilerin de özenle yapılması gerekli. Bizim beyin cerrahlarının çok işine karışmadıkları, radyasyon onkoloji arkadaşlarımızın bize omuz verdikleri yöntem ise fraksiyonel radyoterapi. Yani uzun dönemde radyasyonun bu bölgeye uygulanması. Bu da gittikçe gün be gün daha odaklı, daha iyi hedeflenmiş bir şekilde uygulanabilir hale geliyor ve yani gerçekten inanılmaz yüksek radyasyon dozları uygulayabiliyorlar. Parasagittal meningiyomlarda tümörün çıktığı lojin içine her tarafa glioblastoma veriyor olduğumuz 60 gray'i verip yerine rezidüel tümör kaldıysa o bölgeye bir 20 gray daha boost yaparak toplam 80 gray'ler gibi dozlara çıkarak yani akıl almaz yüksek radyasyon dozlarıyla bu tümörleri tedavi etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen reküranslar görebiliyoruz. Dolayısıyla elimizdeki silahları akıllıca kullanmak gerekli. Bu konuda omuz omuza vermek gerekli. Burnu büyüklük yapmamak gerekli. Biz bu tümör tipinde evet yani aslan payı beyin cerrahlarına düşüyor tedavi etmek konusunda meningiyomları ama diğer dalların, diğer dostlarımızın desteği olmadan ayakta durmamızın imkanı yok mesajı vermeye çalışıyorum. Teşekkürler hocam. İlk dotatate örneğinde muhtemel kranyum içinde ve komşuluğunda tutulum görülmüştü. Bu hastada gamma knife uygulaması yerine hemen tekrar operasyon alıp o bölgeyi kemik ne varsa çıkarmayı düşünme durumu var mıdır diye Kamil hocamız sormuş. Söz konusu olabilir tabii ki bu ama yani yani gross total rezeksiyon yaptıktan sonra duruya invaze ya da ne bileyim parasagittal meningiyomun tamamını çıkarttıktan sonra sinüs duvarında invaze olan bir tümör için ikinci kez girdiğiniz zaman bazen çok da başarılı olamayabiliyorsunuz. Bizim açımızdan şu işi şöyle değiştiriyor. Bir tümör düşünün. Parasagittal bölgede superior sagittal sinüsün duvarına invaze olmuş. Girdiniz, tümörü gross total çıkarttınız. Geride tümör yok. Postoperatif filmler iyiler. Duvardan rezeke etmişsiniz tümörü. Gross total rezeksiyon görüyorsunuz. Geride tümör kalmadı. Patolojist de diyor ki bu tümör grade 2. 1P kaybı da var. Radyoterapi verecek misiniz, vermeyecek misiniz baştan? Tümör daha tekrarlamamışken. Çok uzun yıllar boyunca radyasyonun da yan etkileri olabileceğinden, onun da sekonder tümör yapabileceğinden, ona bağlı işte epileptik nöbetler görebileceğinizden, kortikal hasarlar yapabileceğinden, yan etkilerinden korkarak biz bu hastalarda yakın takip yapmayı yeğledik. Ama şimdi biliyoruz ki bu Dotatate gibi yöntemlerle eğer geride tümör kaldığını görürsek baştan peşin peşin bu radyoterapiyi vermek söz konusu olabilir. Doktor Ayça Hanım'ın altını çizdiği gibi 1P kaybını gördüğünüz ya da multiple kromozomal kopya kısayı değişiklikleri görüyor olduğunuz bir tümörle karşı karşıyaysanız baştan peşin peşin vermek daha akıllıca, daha stratejik olur gibi düşünüyoruz bugün. Tamam, teşekkürler hocam. Öğretici ve keyifle dinledim konuşmanız için. Çok teşekkürler. Klinik deneyiminizde menenjiyomlarda beyin invazyonu kriterine göre veya mitoz Evet. sırasına göre veya Nilüfer, Aslı da bize çok destek veren patolojiden doçent arkadaşımız, Ayça'nın da arkadaşı. İstersen ona söz verelim. Kendisi olur. direkt sorsun. Aslı hocam, konuşmak ister misiniz? Ben görüntümü de açmaya açamadım değil mi? Pardon. Yine ses var, görüntü yok durumu oldu. Sesi de kapattın Ayça. Ayça demişim Aslı bu arada. Heh. Tamam. Şu anda görüntü var. Evdeki kanepeyi görüyoruz. Aslı kendine doğru tut telefonu. Heh. Ses gitti yalnız. Aslı hazır olana kadar istersen sen bir devam et. Aslı hazır olunca bize de haber versin. Olur. O zaman diğer sorulara geçiyorum ben hocam. Tamam. Doktor Ertan Sevin, Koray hocam özenle hazırlayıp sunduğunuz sunum için teşekkür ediyorum. Son zamanlarda menenjiyomları poliklinikte gördüğümüz zaman boyutu çok çok ufak değilse, yaklaşık 1 santim altında değilse operasyon öneriyoruz.
Eskiden takip ediyorduk. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Bu konuda demin de altını çizdiğim gibi meningiyomun epidemiyolojik olarak riskli olabileceğini gösteren bazı faktörler olabiliyor. Mesela hastanın multiple meningiyomlarının olması bir. İkincisi hastanın radyasyonun sekonder bir meningiyomunun olması. Yani küçüklük çağında, küçük yaşlarda ne bileyim lösemi dolayısıyla kranioaspiralist tınım almış olan ya da medüloblastom dolayısıyla kranioaspiralist tınım almış olan bir hastada çıkmış olan bir meningiyom gibi. Bunun gibi risk faktörü olduğu takdirde bunlar konusunda agresif davranmak tutumundayız. Bir yandan da birçok çalışmacı meningiyomları erken dönemde yakaladığınız zaman hele hastaya sonradan ulaşma şansınız olmayacaksa bunu erken dönemde tedavi etmenin akıllıca olabileceğini savunan hocalarımız, bu konuda çok güzel çalışmalar yapan hocalarımız var. Mesela Selçuk hocamın, Profesör Selçuk Peker'in Koç Üniversitesi Bölüm Başkanı'nın bu tümörlerde direkt olarak yani tümörü tanısını koyduktan sonra meningiyomla uyumlu ise herhangi bir risk faktörü yoksa direkt olarak Gamma nerve tedavisi yapmak gibi bir stratejinin analizini yapan çok güzel de bir çalışması geçen sene içinde yayınlandı. Dolayısıyla meningiyomlar konusunda eskisinden çok daha agresifiz, çok daha bu tümörleri erken tedavi edilmek yolundayız, tutumundayız. Bunun önemli faktörlerinden bir tanesi de cerrahimizin vakit içinde çok daha gelişmiş olması. Eskisinden çok daha efektif bir şekilde, çok daha düşük mortalite, morbiditeyle bu tümörlerin cerrahisini yapabiliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Elif'im, hastadan sesini açtım. Merhaba. Kusura bakmayın, biraz önceki aksaklık için telefondan bir türlü çeviremedim. Çok teşekkür ederim güzel konuşmanız için. Ayça ile çok uyumlu çalıştığınızı biliyorum. Hatta bazen gıpta da ediyorum. Gerçekten o da bizim arkadaşımız. Biz de ondan çok şey öğreniyoruz. Teşekkür ederiz. Ben çetede yazmıştım. Atipik menenjiyom diyoruz biz patoloji raporlarımızda, ama bazısını işte beyin invazyonuna göre diyoruz. Bazısını mitoza göre diyoruz majör. Bir de minor kriterlerimiz var, işte küçük hücre, makronüklol gibi. Bunların arasında siz bir fark gördünüz mü acaba, nüks etme açısından ya da agresif gidiş açısından? Ya da bu konuda bir çalışmanız var mı? Onu merak ettim, öğrenmek istedim. Çok teşekkür ederim. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasının da atipik meningiyomlarda beyin invazyonu kriterini almasını sağlayan çok önemli köşe başı bir çalışma vardı. Ari Peri ve yanılmıyorsam Ben Scheitauer'in hamileliğinde çıkmış olan Cancer dergisinde çıkmış olan bir tane çalışma vardır. Mayo Clinic'in datasını gözden geçirerek bu beyin invazyonunun çok önemli bir faktör olduğunu iddia etmişti. Ama bu konuda Hasan Kamil Hocam da izin verirse Ayça Hanım'ın bir iki kelime de olsa sözünü almak isterim. Çünkü kendisi spesifik olarak bu konuda bir çalışma yapıyor bu ara. Mutlu oluruz. Tabii. Şimdi özellikle Merhaba beyin Ayça. invazyonu. Merhaba Sezen, seni görmek çok güzel. Beyin invazyonu konusu benim hep kafamda bir soru işaretiydi. Ve aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün son sınıflamasında da beyin invazyonu, evet, grade 2 majör kriterlerinden biri, ama şey içerisinde, tanımlama içerisinde bunun aslında çok tartışmalı bir şey olduğu bahsi geçiyor ve çeşitli çalışmalara referans atıfta bulunuyor bu bölüm. Bu çalışmaların bir kısmı beyin invazyonunun aslında prognostik açıdan önemli olduğunu, bir kısmı da önemli olmadığını gösteriyor. Burada klinik takip süreleri, vaka sayıları çok iddialı ve ikna edici değil. Her iki çalışma için de söylüyorum. Biz de açıkçası uluslararası bir çalışmanın partneri olduk bu yönde. Ve bu çalışmada gördük ki aslında bizim kohortumuz en fazla, en uzun süreli klinik takibi olan ve en yakın klinik takip bilgilerini içeren kohorttu. Ve bizim kohortumuzun ağırlıklı olduğu bu çalışma gösterdi ki beyin invazyonu olan tümörler diğer hiçbir parametre
yoksa, high grade parametre yoksa, tek başına beyin invazyonu varsa, evet, grade 2 meningiyomlarla aynı nüks oranlarına sahipler. Ama radyoterapi almışlarsa bu tümörler tamamen grade 1 gibi hiçbir şekilde nüksetmiyorlar. Yani bu gene aslında bizim klinikten, adjuvant tedavilerden veya operasyonu rezeksiyon genişliğinden bağımsız olarak grade vermememiz konusunda bence bir parametre. Yani bu tümörler mutlaka ki mikroskopik olarak geride rezidü bırakıyorlar beyin invazyonu yapmışlarsa. Ve siz ona atake ederseniz, ona saldırırsanız hemen şeyden sonra, tanıdan cerrahiden sonra durduruyorsunuz. Aslında malign biyolojik davranış eğilimleri yok bu tümörlerin. Ama siz bırakıp izlerseniz bunlar kaldıkları yerden büyümeye devam ediyorlar gibi bir sonuç var. Ben yani genel olarak bu gridleme sisteminin o yüzden hem cerrahi hem nükleer tıp parametreleri hem bizim histolojik bilgilerimiz, bulgularımız ile birlikte değerlendirilmesinden yanayım bu sebeple. Yani grade vermeyelim, sadece kriterlerimizi yazalım. Ona göre hani multidisipliner yaklaşılsın diyorsun, değil mi menajyomlar? Sesini kapattı Ayça Hanım. Açabilir tekrar. Ya açmaya çalışınca açması çok zor oluyor hocam. Evet, ben de Siz tabii. evet. Sizden mutlaka onay gelmesi gerekiyor. Yani şöyle grade verelim tamam psikolojik düzeyde ama bu onun klinik davranışının temel parametresi tek başına olmamalı. Yani evet beyin invazyonu grade 2 kriterlerinden biri olabilir ama grade 2 adjuvan radyoterapi verdiğiniz bir beyin invazyonu meningiyomda aslında tümörün nüks etme ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteren bir parametre gibi. Yani bir her grade 2 tümör nüks etmez. Her grade 2 tümöre adjuvant tedavi gerekmez. Her grade 2 tümör radyoterapi verseniz de nüks eder eğiliminde olmaz gibi gibi bir sürü aslında klinik davranışını gösterebilecek parametre var. Bunların hepsini ortak bir ışık tutmak gerekiyor. Histolojik grade vermeden olmuyor tabii. Haklısın. Yani o olmaz. Ama sahip olduğumuz bütün bilgileri çok iyi bir şekilde özetlemek ve kliniğe yön vermek son derece önemli. Tabii her zaman benim bulunduğum ortamdaki gibi multidisipliner yaklaşım olmayabilir. Konsültasyon vakaları alıyoruz. Başka ülkelerden vakaların biyopsilerine bakıyoruz. Başka şehirlerden bakıyoruz. Bunları da düşünerek sadece standart bir raporlamanın dışında bence raporun altına mutlaka tümörün yüksek risk faktörü taşıyabileceği özellikleri güncel bilgiler ışığında özetlemek son derece önemli. Peki minor kriterlere göre bir fark gördün mü çalışmanızda Ayça? Yine sesini kıstı gerçi ama geçebilir. Şöyle minor kriterleri hayır yani ben hiçbir zaman 3 minor kritere dayanarak grade 2 demedim hiçbir tümöre. Bir tümör bir kere grade 2 minor kriterlerinden biri nedir? Hiperselülerite. Mitotik aktif olmayan bir tümör hiperseliler olabilir mi? Yani hiç bölünmeden nasıl çoğalacak? Yani bir kere zaten mitotik aktif olmak zorunda yani hiperselülerse. Ki bu da zaten majör kriter. Bazen Evet. görüyorum işte hiperselülerite var yazmışlar ama mitozlu yok yazmışlar. Yani böyle bir şey imkansız. Hani teorik olarak yani tümör biyolojisine çok aykırı bir durum. Yani ararsanız bulursunuz. Hocam Çelik hep böyle söylerdi. Bir tane mitoz gördüysen kesin o tümörde 4 tane mitoz vardır. Ararsın bulamazsın belki ama vardır. Yani ya da işte küçük hücre değişikliği, işte spontane. Bunların hepsi aslında ya mitotik aktif bir tümördür o ya işte nihayetinde beyin Beyinilmez. invazyonu yapmış bir tümördür. O yüzden ben meslektaşlarıma hiçbir zaman minor kriterlere dayanarak ki bunların bir kısmı da çok subjektif. Yani hiperseliler dediğimiz bir tümör. Kalın bir histolojik kesitte
aslında hiperseriler olmayan ama alfa bir şekilde hiperseriler gözüken öyle yorumlanmış bir tümör olabilir. Bu yüzden bütün bulguları bir arada değerlendirmeyi öneriyorum. Ve minor kriterlerin tek başına asla yol gösterici olduğunu düşünmüyorum ama destekleyici bulgular. Mitotik aktifte son derece önemli birden çok fluor Ki67 uygulanması ve en yüksek Ki67 oranlarının toz sayılması, mitotik sayımda zorlanıldığı durumda fosfohistonu 3 kullanarak mitotik aktif bir göreve saptanması, beyin invazyonunu saptamak için dedi, tümörün tamamının örneklenmesi, böyle elma dilim gibi, tam tiroiddeki gibi örneklenmesi ve özellikle beyine komşu bölgelerde invazyonun saptanması için maksimum patolojik örnekleme ve değerlendirme yapılmasını öneriyorum. Ben şu an hani 70 blokta olsa, 80 blokta olsa hepsini örnekliyorum ve hepsini tek tek değerlendirip beyin invazyonu var yok diyorum. Bizim kohortumuzda yani bu uluslararası çalışmada bizim de yer aldığımız uluslararası çalışmada beyin invazyonunu saptamış vaka oranları kliniklerde çok daha düşük bizden. Ama bir baktığınız zaman 8 blok, 10 blok maksimum örneklenmiş. Hani biz tamamını örneklemişiz ve beyin invazyonunu yakalamışız gibi. Hani patolojik değerlendirme gibi yaklaşım aslında hem derecelendirme gibi oranları hem de bildirdiğimizi çok değiştiriyor ve etkiliyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Lafı gene patologlar olarak beyin cerrahlarından çaldık. Biz onlara tekrar verelim sözü. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum tekrar Koray Bey. İyi akşamlar. Aslı Hocam, ben asıl sizin bizim yanımızda durduğunuz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ay, Hasan daha Kamil çok. Hocam'ın nezdinde. Çok Çünkü sağ olun hocam. baştan da söylediğim gibi var olmayan bir tanıyı yaratmaya çalışıyorsunuz. Bizi, sadece bize destek olabilmek için. Çok Çok sağ olun. Çok uğraşmalarınız çok teşekkür değerli ederim. bizim için. Çok incesiniz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet, teşekkür ederiz. Ben o zaman Doktor Erkin Bey'in sorusuna geçeyim. Tümör biyolojisinde en çok Nilüfer, Erkin daha sonra da bir CyberKnife konusunda konuşmak istemiş. İstersen şimdiden verelim olur. Erkin'e. Sağ olun siz Erkin Hocam. Hem şeyleri sorularını hem de CyberKnife hakkındaki görüşünü. Erkin biraz önce canlıydı ama şimdi yok oldu. İstersen sen sorusunu okuyordun. Ben okuyayım o zaman. Tümör biyolojisine en çok emek ve zaman harcayan hocamızı bir kez daha dinleme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Hem çevrim içi ekibine başta Kamil hocama ve elbette Koray hocama teşekkür ederim demiş. Ve kendisinin de CyberKnife hakkında söz almak istediğini söylemiş. Ama sanırım şu an çevrim içi değil galiba. Şu anda ya düştü şeyden. Evet. Gelirse tekrar aşağı yaparız. O zaman bilgilendirici ve akıcı konuşmanız için çok teşekkür ediyorum. Ben de benim sorum menenjiyomlarda intraoperatif konsültasyona ihtiyaç duyuyor musunuz? Duyuyorsanız nasıl yönlendirici olabiliyor? Teşekkürler. Doktor Türkan Atasever, Rezdanko, Memorial Patoloji'den. Doğrusunu isterseniz beyin cerrahisinde çok uzun yıllardır biz bütün vakalarda cerrahi olarak çıkarılan bütün kitlelerin mutlaka patolojiye gitmesi gerektiğini, intraoperatif olarak da bütün hastaların mutlaka patolojiye danışılarak ameliyat sırasında örneklenmesi gerektiğini savunan bir kliniğiz. Dolayısıyla frozen section'a çok çok değer veriyoruz, çok önem veriyoruz. Çok önemli bizim için hayatımızda frozen yani. Evet, teşekkür ederiz hocam. Evet, beyin cerrahi kliniği sorumlu hemşiresi Serpil Ultaş, Koray hocam bu güzel eğitici ve bilgilendirici sunum için çok teşekkürler. Emeğinize sağlık demiş. Sanırım Kamil hocam, Doktor Erkin Bey Girmeye çalışıyor, girdi, evet. Sesi aç deyiverdi ama Açık açık duyuyoruz. ben düştüm maalesef.
Çok vakit de almak istemem. Saat geç oldu yine. Çok teşekkür ederim Koray Hocam. Yani herhalde Türkiye'de değil belki de Avrupa'da bu işin biyolojisine en çok zaman ve emek harcayanlardan birisiniz. Türkiye'de öyle olduğunuz kesin de Avrupa'da da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ben sadece şu Gamma Knife ve Cyber Knife şeysi geçti. Asla uzmanlığım değil. Biz geleneksel olarak Marmara'dan bu iş çıktığından bu yana Ege Üniversitesi'nden ya Sayın Özduman'a ya Selçuk Peker'e açıkçası refer ediyoruz. Ben şeye bir soru sor. Kamil abi hiç sizin CyberKnife ekibi burada bir konferans verdi mi? Ben kaçırmış olabilirim. Valla vermediler. Hatta toplantıya da bizim Gene grubumuzda gitti. şu anda giren varsa fikirlerini alalım. Bir bakayım şöyle. Hayır hiç konferans verdiler mi burada? En azından ben bilmiyorum. Bilmediğime göre vermemişler. Şimdi ben Yeşilyurt bize kuş uçuşu herhalde 5-6-10 kilometre değil. Yola çıkalsa 10 dakika. Ben Katip Çelebi'de CyberKnife'ın başında kim var ben bilmiyorum. Yani 2024, 10, 15, 20 senedir kim var bilmiyorum. Evet. Ne doz veriyorlar bilmiyorum. Oradakiyle tek ilişkimiz CyberKnife'la en az 4-5 tane hastayı opere ettik. Fakat Koray Hocam'la 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır takip olan menajyomlar var ve nüks ettiği zaman bir şey yazıyoruz. Telefon ediyor bana. Ben onu arıyorum. Ya ikinci doz verilebilir mi? Yanlış mı yaptık? Verelim mi? Vermeyelim mi? Buna uygun değildir. Evettir. Yani ve bu saate kadar herkes bir emek veriyoruz. Fedakarlık yapıyoruz. Saat 8:30 oldu. Koray Hocam tahmin ediyorum yılda en az 2 kere, 3 kere, 4 kere İzmir'e geliyor. Anlatabilmek için, Gamma Knife'ı anlatmak için, tümördeki gelişmeleri anlatmak için. Amerikalıların bir sözü var. A fool with a tool is still a fool. Tenzih ederim. Ama emek verilmediğini düşünüyorum. Yani orada bir CyberKnife var İzmir'de ama bizim için maalesef yok. Kim var başında bilmiyorum. Bugüne kadar hiçbir diyalog olmadı aramızda. Sadece hastalar geliyorlar. Biz CyberKnife aldık. Tümörümüz büyüyor. 2 sene sonra 4-5 tane yani 10 tane de yoktur açıkçası. Onu söylemek isterim. Sadece tekrar çok teşekkür ediyorum. Vakit almak istemem. Güzel toplantı için başta Sayın Kamil Sucu hocamıza ve değerli Koray Özduman'a çok teşekkür ederim. Erkin Hocam, gerekli mesaj alınmıştır. Gerekli yerlere iletilecek. Burada abi siz alıyorsunuz da yerine gidiyor mu? İleteceğim. Yıllardır. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Burada çok önemli bir faktörün de Profesör Erkin Bey'in hastaları el üstünde tutması olduğunu düşünüyorum ben. O hastalarıyla bu kadar çok ilgilendiği, bu kadar onlara emek harcadığı, bu kadar güzel cerrahiler, adam gibi cerrahiler yapıyor olduğu Yok, için estağfurullah insanlar ama da nereye gideceklerini biliyorlar. Yani adresi doğru biliyor olmaları şaşırtıcı değil. adam gibi cerrahi lafına bizim Nilüfer biraz bozulmuş gibi gözüküyor. Yüzünden öyle anlıyorum. Yok hocam ben dinliyorum Eyvah. sadece. Cinsiyetçi oldu. Herkesin eline Yorum. emeğine sağlık. Çok teşekkür Yok ederim. yani lütfen yanlış anlamayın. Hepimiz elimiz yapıyor olduğumuz cerrahiyi iyileştirmeye çalışıyoruz. Bilgimizi arttırmaya çalışıyoruz. Gecenin bu saatinde bu sıcak havada herkes bilgisayar başında oturuyor. Bir şeyleri paylaşalım. Birbirimizden bir kelime öğrenebilirsek kârdır gözüyle bakarak şey yapıyoruz. Sağ olsun Kamil Hocam bu ortamı da bizim için yaratıyor. Yani burada amaç bir gıdım daha hastaya yardımcı olabilmek, bir gıdım daha iyi bir şeyler yapabilmek. Dolayısıyla kelime doğru herhalde. Adam gibi bir şeyler yapmamız gerekli. Gene de biraz seksist olsun. Hocam Suçumu kabul ediyorum hocam. Kırın kalemi. ben aracılık yaparak bir soruyu ileteceğim. Türkan hocamın şeysi bana yazdı. Yani Frozen yapıyor da ne istiyor Frozen'da diye sordu. Yani ne olursa ne yapacak ya da ne bekliyor o Frozen sonucundan şeklinde sorusu var. Ek sorusu var ama bana iletti. Ya ameliyat sırasındaki cerrahi agresifliğimizi, tümör çıkartmak konusundaki uğraşımızı kesmiyor. Burasında kötü bir tanıyı oluyor olmamız. Yüksek grade'li bir tümörde, grade 2 ya da 3 olabilecek olan meningiyomda yine daha düşük grade'li olan meningiyomdaki kadar agresif davranıyoruz. Çünkü el mefkenin gerçekten çok güzel bir çalışması var. Grade 3 meningiyomlarda
Anaplastik meningiom bildiğiniz gibi yani kanser gibi davranan bir hastalık. Metastatik kanserden çok büyük bir farkı yok davranış olarak bakıyor olduğunuz zaman. Bir gıdım daha iyi gidiyor seyri. Onlarda bile seyri iyi bir cerrahinin çok iyi değiştirdiğini, çok değiştirebildiğini gösteriyorlar. Dolayısıyla ödün vermememiz gerekli tabii ki cerrahi agresifliğimizden. Geride tümör bırakmamaya, daha saldırgan olmaya çalışmamız gerekli diye düşünüyorum. Yani benim kişisel fikrim bu yönde. Literatür de bunu destekliyor doğrusunu isterseniz. Ama beklemediğimiz zaman da beklediğimiz şeyler de karşımıza çıktı oluyor. Yani ne bileyim meningiyom diye girdiğimiz karşınıza işte soliter fibroz tümör çıkıyor olduğu, metastatik karsinom çıkıyor olduğu, şaşırıyor olduğunuz vakalar olmuyor mu? Oluyordur eminim sizin de. Türkan hocamın kendisine söz vereyim. Herhalde daha açık soracak. Türkan hocam. Sesim geliyor mu Kamil Hocam? Evet, ses var, görüntü yok. Tamam, görüntü olmayacak, özür dilerim. Koray Hocam çok teşekkür ederim ama öncelikle özür diliyorum. Ben soruyu bu şekilde sormadım. Kamil sağ olsun bayağı bir yontmadan sordu diyeyim. Çok özür dilerim. Şöyle bizim kendi rutin pratiğimizle ben aslında kıyaslamak istedim. O yüzden sordum size. Rutin pratiğimizde cerrah arkadaşlarımızın yaklaşımına göre çok değişiyor. Daha sık frozen isteyenler hocalarımız oluyor. Bazen hiç frozen'a ihtiyaç duymayan hocalarımız oluyor. Meninjiyomda ben açıkçası hani sizin deneyiminizi ya da ihtiyacınızı hani rutin pratiğiniz evet bütün vakalarda frozen istemek olabilir. Algoritmanız bu yöndedir. Ama hani bunda gerçek anlamda nasıl işte biraz önce açıkladınız siz yani grade 2 dersem ki o alana denk gelirsem belki ya da beyin invazinin alanına denk gelirsem. Çünkü çok kısıtlı sayıda örnek alabilirim ben Frozen'da. Hani çok değiştirecek mi bir şeyinizi? Ya da şunu sormak istiyorum. Bir çocuk hasta dediniz, erkek hasta dediniz. Biyolojik davranışı daha agresif olabilecek, grade'i yüksek olan bir menenjiyom öngörünüz var. Belki onu da istemeniz ama yani sonuçta bunların hepsi de operasyonda size yönlendirici ya da değiştirici olacak mıdır? Hani bunu merak etmek açısından merak ettiğim için sormak istemiştim. Çok teşekkür ederim. Türkan Hocam, biz üniversitede Doktor Ayça Hanım'la odayı paylaşıyoruz. Odanın yarısı onun, yarısı benim. Akademik ortamda bile. Ameliyathanede de kendisini şey yapıyoruz. Ayağından zincirliyoruz oradaki mikroskobun başına. Hiç kaçamıyor oradan. Acılar içinde bizim bütün vakalarımıza bakmak zorunda ne yazık ki kendisi. Ama karşılıklı biz ondan, o bizden çok şeyler öğreniyoruz. Yani hastalara daha çok yararımız olduğunu düşünüyoruz böyle. Teşekkür ederiz hocam. Sanırsam Hakan bir dördüncü. hocam el kaldırmıştı biraz önce. Sesini açabilir. Eğer yanlışlıkla basmadıysa. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Ya çok uzadı deyince süre kısıtlaması olup olmadığını bilmiyorum. Onun için konuşmak Size süre konusunda kısıtlaması yok hocam. hemen o zaman hızlıca gireyim ben. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sunumdu. Adı yüksek riskli menenjiyomlardı. Yani benim bundan anladığım, yani kafa tabanı tamam, yüksek riskli. Fakat benim başka değinmek istediğim bir konu var. Bu Eylül ayındaki pediatrik kursa ben bu menenjiyomları anlatacağım. Pediatrik menenjiyomları. Ben şanslıyım. Pediatrik menenjiyom oldukça fazla görüyorum. Adultta bir hayli yaptıklarım var. Bu menenjiyomlarda işte kriterdi, minördü, mayördü. Bence hiçbir şey yok. Birinci yani bir tip bir bile olsa nüksettiğini gördüm. O kadar çok vakamın içinde. Yani bunların nasıl davrandığını hala bir kriter koyabilmiş değiliz. Ancak pediatrik menenjiyom eşittir yüksek riskli menenjiyom diye cümleye başlamak lazım. Eğer müsaitlik varsa 3-4 tane slaytım var, sunumu hazırlıyorum. Oradan bir vaka gösterebilir miyim? Ekranı paylaşabilir miyim? Tabii ekran paylaşma serbest. Oldu mu? Paylaştın mı? Görüyoruz abi. Başlıyor. Görünüyor mu? Görünüyor değil mi? Şimdi iki tane olgu, Koray beraber bakalım istersen. Bir de bu olgulardan çıkarttığım sonuçlar var. Biri kaybettiğim olgu, biri yaşayan olgu koydum pediatrik serimin içinde. Bu olgunun birincisi 17 yaşına girmek üzereydi. İşte klasik geldi. Kitleyi görüyorsun. Oksipital bölgede intraparenkimal yerleşmiş bir pediatrik menenjiyom. Ben bunu, pardon, yanlış gittim. Ben bunu total çıkarttım. Ölçüsünü, biçimini aldım. Ben şanslıyım. İyi bir nöropatologla çalışıyorum.
Akşam eve gelince de gösterebiliyorum 8K görüntü içinde. Bak ben burada damar invazyonu gördüm Pınar. Bak ben burada parenkim içinde gördüm diyorum. O da ona göre bana tüm markerları, kriterleri veren bir patoloji yapıyor. Histopatoloji, o sferoptoid menajerim. Ve altına yazdım. Mutlaka yakın takip et dedi. MIP1'ı şöyle, işte EMA'sı böyle, GFAP'ı böyle, S100'ü böyle. Ama beyin invazyonu vardı bunda. Hastanın erken kontrolü böyle total çıkmış gözüküyor. Dördüncü ay. Ve ondan sonra hasta bir daha uğramadı. Telefonla ulaşmaya çalıştım. Yine pediatrik menajerimlerde söyleyeceğim önemli bir konu var. Mutlaka hastaya, mutlaka zorlayın, ulaşmaya çalışın. Evlendireceğiz dediler. Evlendikten sonra getirelim dediler. Fakat evlendirdiler ve hemen hamile kaldı. Buradan da söylüyorum, bunların hormonlarla ilişkisi de var. Özellikle pediatrik grupta yüksek riskli menenjiyom diyorsanız. Evlendirdikten sonra 34. ay durum böyle. Radyoterapiyi kabul etmedi. Radyoşirurjiyi kabul etmedi. 42. ay böyle. 3,5 santim oldu lezyon. Ve ben ikinci ameliyatı yaptım. Total çıkarttım. Bu sefer nekrozu var. MIP bana yine böyle. Ne olursa olsun bu kriterler. Patolojisi böyle. Fakat hasta radyoterapiye gitti. Radyoterapisini yaptırdım. Konformal radyoterapi aldı. Ve 10 ay sonra radyoterapiden lezyon yine böyle. Bakın 10 santime ulaştı. Bilinç kaybıyla getirildi. Üçüncü ameliyatını yaptı. Yine raptoid hücreler kordoma, MIP bana çok yükselmiş. Hasta bilinç bozulmasıyla üçüncü operasyonla alındıktan sonra kitleyi çıkarttım, kemiği yerine koymadım artık. Çünkü artık dekompresyon ihtiyacı da oluyor. Histopatoloji, dördüncü ameliyat acile getirildi ve dördüncü ameliyatı yaptıktan sonra hastayı kaybettik. Yani 2012'ye kadar bu süre devam etti. 2007'de başladı, 2012'ye kadar. Pediatrik menenjiyomlar eşittir yüksek riskli menenjiyomlar. Durayla ilişkisi, kontrast sunumu vesairesi, kriterler ne olursa olsun bunlar yüksek riskli menenjiyom. Biz bunu nöropatolojide yayında yaptık. Hakikaten adultlardan farklı yerleşiyor. Klinik patoloji prognostik özellikleri var ve bunlar eşittir yüksek riskli menenjiyomlar. İkinci olguyu söyleyeyim, bu daha ilginç. Niğde ya da Nevşehir'den gelmişti. 13 yaşında intraventriküler oluyor. Pediatrik menenjiyomlar eşittir yüksek riskli, eşittir intraventriküler yerleşebiliyor. Total çıkarttım. Fakat 6 yıl hiç uğramadı başka şehirden. Sonra getirdiler bu şekilde. Bakın kontrolünde total çıkartmama rağmen intraventriküler menenjiyomun da büyüdüğünü görüyoruz. Ve pediatrik vaka 6 yıl sonra reoperasyon, total çıkarttım. 2020'de kontrolü, hala bunu yakın takip ediyorum. İlk olgudan aldığım tecrübeden dolayı 8. yıla girdi. Hala takip ediyorum. İkinci patolojiste mikrokistik menenjiyom derece 1. Ama olgu nüksediyor. Pediatrik menenjiyomlar eşittir Koray, yüksek riskli menenjiyomlar. Benim buradan çıkaracağım. Diğer sunumumu göstermeyeyim. Eylül'de Van'da anlatacağım ben bunu. Hakikaten çok teşekkür ederim. Bir kriter bulmak zorundayız veya kriterler bulmak zorundayız ama hala nöropatolojide biz de tabii ki en iyisi ilk cerrahi ama hala işi çözmüş değiliz. Menenjiyomlar masum değildir. Çocukluk çağı menenjiyomlar eşittir yüksek riskli menenjiyom. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Hakan Hocam. Hakan Hocam, şeyi sonlandırabilir. Sonlandıracağım. Hemen ona ulaşmaya çalışıyorum. Ha şurada. Paylaşımı duru. Tamam. Oldu herhalde değil mi? Yok olmadı. Yok durdurdum. Yok kapatın ekran paylaşımı. Durdurdum. Tamam. Ayça Hocam'a bir kez daha söz verelim. Ayça Hocam neredesin? Göremiyorum. Görüntü olsaydı öne çıkardınız. Görürdüm ama görüntü olmayınca zor tabii. Hocam ha. Buradayım. Mikrofon açmayı düşünüyorum. Hakan Hocam çok teşekkürler. Pınar Hocam'a da selamlar oradan. Pediatrik meningiyomlar konusunda çok haklısınız. Biz yine bir uluslararası pediatrik meningiyom çalışması içerisinde yer alıyoruz şu anda. Mehmet Özek Hocam'ın opere etmiş olduğu vakalarla dahil olduk ve hemen hepsi mükerrer, nükslerle prezent olmuş vakalar zaten. Bunların bir kısmı intraaksiyel hatta. Embriyolojik artıklardan ortaya çıktığını düşünüyoruz. Hiç durayla bağlantısı olmayan tümörler de var. Ve vakalarımızın tamamında ileri genetik analizler sonrasında herediter tümör yatkınlık sendromları çıktı. Tamamında. Yani herediter yatkınlık genlerinde
mutasyonlar çıktı. Dolayısıyla bu agresif davranışı bence önemli ölçüde açıklayan bir durum bu. Yakında da yayınlayacağız bu sonuçları. Sizin vakalarınızı da bu açıdan değerlendirmek iyi olur diye düşünüyorum. Çok fazla şey yapmak istemiyorum ama Türkan Hocam'ın söylediği işte meningiomdan neden acaba frozen ischemia ya da istenmez konusunda. Ben her vakada kadardan dahil frozen yapıyorum ve meningiomlarda yani dereceyle ilgili işte tabii ki çok sınırlı bir şey söyleyebiliyorum ama esas meningiom mu değil mi onu söylemeye çalışıyorum. Çok iyi bir nöroradyologla çalışıyoruz. Bence dünyanın en iyi nöroradyologlarından biri. Ama onun bile meningiom olarak düşündüğü ama meningiom çıkmayan, hatta çok şaşıracaksınız oligodendrogliom çıkan. Yani böyle hani solitary fibrosis falan hadi neyse. Ama böyle çok ilginç sıra dışı tümörlerimiz veya meningiom düşünmediğimiz, hakikaten durayla hiç ilişkisi olmayan, silvian fissür yerleşim, intraaksiyel uzanımı olan ve meningiom çıkan vakalarımız var. Belki şimdi Koray'la da oturup bunun datasını çıkarabiliriz. Niye meningiom demişiz çıkmamış, niye meningiom değil demişiz, meningiom çıkmış gibi. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de aslında meningiom üzerine çalışan ve çalışmış çok hocalarımız var patoloji alanında. Çok değerli, çok benim için çok özel olan Suzan Zorludemir, Çukurova Üniversitesi'nden patoloji hocamız. Clear cell meningiomları tanımlayan ve Türkiye'de patoloji alanında en fazla atıf alan hocamızdır. Clear cell meningiom eşittir Suzan Zorludemir. Bir diğer önemli histolojik alt tip, Koray Hocam da çok örneklerini bizim vakalarımızdan gösterdi. Kordait meningiomdur. Çok özel bir histolojik alt tiptir bu ve gerçekten kopya ses değişiklikleri çok yüksek sayıda içeren, morfolojisi çok ilginç, çok sıra dışı bir tümör grubudur. Bunu da Mayo Clinic'te bulunduğu zaman içerisinde tanımlayan, ekip içerisinde yer alan Figen Aker hocamız aramızda patoloji Haydarpaşa patoloji şefi. Onun da belki kısa bir katkısını alabiliriz diye düşünüyorum. Mutlu oluruz. Evet, teşekkür ederiz Ayşe Hocam. Kemal Hocam, gördüğüm kadarıyla sanırım başka bir soru ve yorum. Galiba. Figen Hoca'nın mikrofonunu açtım. Figen Hoca isterse konuşabilir. Kamerayı da açabilir. Açık. Evet. Merhaba, iyi akşamlar. Çok uygun bir yerde olmayabilirim ama sonuna kadar takip etmeye çalıştım. Hakikaten kordoid meningiomu 2000'li yılların başında, daha doğrusu 98'den 2000 yıla kadar Mayo'da çalıştığım zaman içerisinde Dr. Scheitauer'la birlikte 1935'lere kadar inen bir çalışmayla yayınlamıştık. Oldukça geniş bir seri. Sanıyorum kordoid meningiomun üzerine, yani grade 2 olmasının üzerine bir de 2017'de Almanların bir serisi var. Yani kordoid meningiom grade 2 yapan çalışmaydı aslında bizim çalışma. Değişen bir şey yok. Geldiğimiz noktada hala kordoid meningiom her türlü histopatolojik parametreden bağımsız morfolojik olarak grade 2. Bunu 2021 yılında da Dünya Sağlık Örgütü böyle kabul etti. Henüz bir değişiklik yok bu konuda. Ayça'ya teşekkür ederim hatırlattığı için. Bana da eski Mayo günlerime dönme fırsatını verdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Aynı zamanda Koray Hoca'nın sunumu o da çok güzeldi. Onu da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Türkan Hocam. Yani. Evet. Kemal Hocam, var mı başka? Yok herhalde. Durumu sonlandıracağız ama ben ilk önce Koray Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin üçüncü konferansı bizim konuşmalarda. Yani şey olsun diye söylemiyorum, yağcılık olsun diye söylemiyorum ama Koray Hoca'yı biz tüm klinik olarak çok takdir ediyoruz ve takdirle izliyoruz hakikaten. Bir mukabele hocam. Bizim sağ olun. Için, Türkiye için, Türkiye bilim için hakikaten çok önemli bir isim.
Gerek yayın sayısı, gerek aş indeksi, gerekse ağırlığı olarak hakikaten kendisine misafir etmekten de bir onur duyuyoruz gerçekten. Bizim toplantıların kalitesini arttıran bir kişi. Teşekkür ederiz konuşmayı kabul ettiği için. Sağ Çok olsun. teşekkür ediyorum ben de hocam size. Beni konuk ettiniz, aranızda bağrınıza bastınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bir şeyler konuşabilmek, sizin katkılarınızı almak, Hakan hocamın yaptığı şey gibi böyle içtenlikle konuyu geliştirmek üzere yapılan katkılarla birlikte bunu tartışabilmek, işin uzmanları olan Fügen hocam gibi, Ayça hocam gibi yani büyük insanlarla bir arada olmak çok çok güzel bir his. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Katılan herkese teşekkür ederim. Bu arada Ramazan'ın ufak bir teşekkürü var. Onu da okuyiver istersen. Şeysi kalmasın. Doktor Ramazan Özdemir, kendisi kliniğimizdeki şu an en kıdemli asistanlarımızdan, yüz yüze tanışmaktan büyük mutluluk duyarız diye yazmış Ramazan oluyor. bizim adımıza sizi davet ediyor. Bunu bir ara detaylı konuşalım. Tamam. Seve seve. Çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılarımı sunuyorum. Çok Hoşça teşekkür kalın. ederim. Hoşça İyi kalın. akşamlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam.